yılını idrak ediyoruz diyeceğim. Çünkü bir taraftan kutluyoruz. Evet, neşeliyiz. Her ne kadar bizi üzen şeyler yaşasak da küresel düzeyde, bu bizi üzen şeylerde Cumhuriyeti güçlü tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. İdrak etmekten kastım da aslında altını doldurabilmek. Yani geçmişte neler yaşadığımızı bilmek, ders almak, hangi pozisyonda olduğumuzu görmek, geleceğe nasıl inşa edeceğimize karar vermek ve kullandığımız her bir cümlenin yaşasın Cumhuriyet derken de, Atatürk'ten bahsederken de, Cumhuriyet'in değerlerinden söz ederken de onların biraz daha altını doldurabilmeye çabalıyoruz. Bu yayında onlardan birisi olacaktır diye ümit ediyorum. Sayın Murat Bardakçı ile birlikteyiz. Tarihçi yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınızı tebrik ediyorum öncelikle. Nasılsınız? Bir mukabele, sağ olun. Şimdi efendim şöyle, nereden başlayalım? Nereden başlayalım isterseniz? Nasılsa ben şeye uymam. İstediğiniz yerden başlayın. Daldan dala atlarız. Zaten diyorsunuz ben sizin soracağınız sorudan. Ya dün ya akşam İlber'le konuşurken de daldan dala atladınız. Ne güzel oldu işte. Peki efendim. Şöyle evet. Biraz az önce Emrah Sefa Gürkan ve Pelin Batu'yla da öncesini de konuşmaya çalıştık. Süreci, hangi şartlar altında ilan edildiğini. Ama yani mutlaka sizin de ekleyeceğiniz o döneme dair sizin dikkatinizi celp eden çokça şey vardır. Dilerseniz nasıl ilerlediğiyle başlayalım dönemin. Cumhuriyet'in ilanının mı? İlanı öncesi sürecin. Atatürk'ün kafasında hep bu vardı. Mesela İlber Hoca böyle söyledi. Ama dedi çok yakın birkaç dostuyla konuştu. Yo, yazmıştır. Belgesi de vardır. Göstereceğim, bazı şeyler getirdim ben. Evet, bazı belgeler de getirdim. Bazı belgeler getirdim. Valla şimdi Atatürk'ün kafasında bu hep vardı. Biraz o nesil biliyorsunuz Fransız ihtilalinden çok etkilenmiştir. Çünkü Atatürk ve arkadaşları Sultanahmet'in gençliğidir. Yani Sultanahmet döneminin genç subaylarıdır. Çok etkilenmişlerdir ve republik fikri, cumhuriyet fikri hepsinde vardır. Gençlik arkadaşlarının hatıralarında Selanik yıllarında bile işte Cumhuriyet'ten bahsettiğini söylerler. Çok samimi bir çevrede oluyor bu, yakın bir çevrede oluyor. Sonra İstiklal Harbi yıllarında malum Masamifi'de yaz diyor. İşte her şey bittikten sonra Cumhuriyet olacaktır diyor. Onlar o zaman paylaşılıyor mu peki, yoksa Masamifi yazıyor bir ve bir yerde mahfuz mu tutuyor? Deftere yazdırıyor, kimseye göstermeyeceksin. Kimseye göstermiyor, o önemli işte. Tabii ama o dönemde zaten söyleyemezdi onu. Çünkü istiklal, yani milli mücadelenin mottosu esaret altındaki halifeyi kurtarmaktır. Cumhuriyet yapacağız dediği anda karışırdı ortalık. Sonra 1922'de onu getirmeyi unuttum. Daha doğrusu bulamadım evde nereye koyduğumu. Bir anayasa hazırlamıştır Mustafa Kemal. Ve bu anayasayı bastırmıştır. Taslak. Şöyle 12-13 sayfalık bir taslaktı. 164 madde mi, 174 madde mi bir şeydir. Ve anayasayı yazıyor. Kendi mi yazdı bilmiyoruz. Yani tek başına mı yazdı yoksa arkadaşlarından şey mi aldı, destek aldı mı bilmiyoruz onu. Ve bunu güvendiği bir grup entelektüele, daha doğrusu münevvere o zamanki tabiriyle gönderiyor ve fikir istiyor. Sonra 1923 Temmuz'unda en yakın adamıdır Hasan Rıza Bey, Hasan Rıza Soyak. O sırada özel kalem müdürü, özel kalem müdürü. Sonra genel sekreteri. En yakınıdır. Hasan Rıza Bey'e, Hasan Rıza Bey yazar. Cebinden bir şey çıkartmış. Hatta bir misafirler falan var Çankaya Köşkü'nde. Not kağıtlarına yazmış, blok not kağıtlarına. Bunları demiş temize çek, getir bana, cümlelerde düşüklük varsa istediğin gibi güzel düzeltebilirsin. Getir bana demiş, Hasan Rıza Bey yazmış, getirmiş. Onu adliye vekili Seyit Bey'e gönderiyor. Seyit Bey'in pek ismi az geçer ama çok önemli bir yeri vardır. Özellikle hilafetin kaldırılması sırasında
bütün ahkam-ı şer'iye yani dini tarafı için Seyit Bey'de bitmiştir. İstanbul Üniversitesi müderrislerinden hukukçu. Sonra Seyit Bey bir iki küçük değişiklik yaptıktan sonra gönderiyor. Şimdi o şeyi buldum ben. O belgeyi. O belge dediğim. Bugünkü yazınızda paylaştınız mı o? Not paylaşmadım. Bunu paylaşmadım çünkü yayınlamadım bunu. Hayır. Çünkü onu bugünkü yazınızda yazmışsınız. Bunu ilk defa mı göstereceksiniz? İlk defa gösteriyorum. İlk defa bu. 10 kaç sayfa? 14. Pardon, 15 sayfa mı? 16 sayfa mı? Öyle bir şey. O notlar mı bu? Notlar. Bu Hasan Rıza'ya yazdırdığı notların şeyi. Hasan Rıza'nın kaleminden bunlar. Hasan Rıza'nın kaleminden. Ama Hasan Rıza bir başa şey yazmış. Bağlı. Bağlı demek İlişik'teki odanın da bir yeni bir Türkçe kullanılıyor. Şey. İlişik'teki. Üç notaki yazılar rahmetli Atatürk'ün yazdırdıklarıdır diyor. Bunlar. Ve geniş kapsamlı düşünmüş şeyi. Yani bir anayasa maddeleri olarak değil, nasıl diyeyim, bir geniş bir perspektif içerisinde alıyor şeyleri. Bunları yazmış. Şöyle bir göstereyim. Gösterelim hangi hocam. Kamera? Jimmy mi alıyor? Şu kamera mı? Başka fazla göstermiyorum. Kusura bakmayın çünkü başıma geldi. Bir iki evrak gösterdim bizim tarihin arka odasını yaparken. Herif ya yürütmüşler. Kendi bulmuş gibi yayınladı adam. O günden beri ekrandan belgeyi... Ekrandan da çalabiliyorlar mı? Donduruyor, yürütüyor. Ha, doğru. Şimdi bana zoomlasın arkadaş. Bunu ilk defa göreceksiniz. Hah, şu. Şu. Oldu. Ya Enver Paşa'nın mezarındaki yayınlamadığım fotoğrafları almış. Allah'tan flu bulmuşlar da kullanamadılar. Yani cenazenin fotoğrafını. Bunu hocam temize geçiyor. Evet. Kendisininkini yırtmış. Meclisteki vekiller bunlar. Kendisininkini yırtmış. Tamam. Hasan Rıza Bey. Bir gün sonra da. O bu Temmuz'da. O Temmuz'daki. Temmuz'da bu. Güzel. Temmuz'da şimdi, hazırlık yapılıyor. Temmuz hazırlık. Şeydeki 20 ve bir gün sonra değildir. Şimdi bakın. Bizde birisi bir şey söyler, devamlı tekrar edilir. O gerisi araştırılmaz maalesef. O çok kötü bir adet, kötü bir adetimizdir. Hani yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor 28 akşamı. Evet. Cumhuriyet hazırlıklar ondan bir hafta 10 gün öncesinde başlamış. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Encümeni yani Anayasa Komisyonu. Komisyon Başkanı Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi. Evet. Ve mazbata muharriri dediği raportörü de Celal Nuri İleri, İleri Gazetesi'nin sahibi Celal Nuri. Bunlar 19-20 Ekim, tam tarihini bilemiyoruz. Ama Ekim'in 20'sine doğru bunlar anayasa metnini hazırlamaya başlamışlar. Belgesini göremedim. Bulamadım, tasdip olmadığı için arşivde, o kısımda, mecliste. Fakat tahmini iş yapmam ben pek ama şunu gösteriyor yani o yoldan gittiğiniz takdirde çizgiden. Hani bahsettim ya bir anayasa metni hazırlamış Atatürk diye. Hı hı. Şey Mustafa Kemal yani şey yapmış, dağıtmış etrafa. Evet. O Çankaya'daki kendi kütüphanesinde var. Onu unuttum getirmeye. Ona çok benziyor değişiklik anayasa. Şimdi fakat mesela şu, bunu gazete boyu düşünün. Vatan Gazetesi. Bunu gösterebiliyorum. Bravo aleyke. Teşekkür ederim. Vatan Gazetesi. Biraz okuyorum. Efendim? Okuyorum biraz. Yani şimdi şöyle yaklaştırın. Şurada o kısmı ayrıca bastım ben. Tarih 23 Ekim 1923. Diyor ki mühim bir tarihi vesika. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu projesi. Burada yani Cumhuriyet'in ilanından bir hafta, 6 gün önce 23 Ekim'de Vatan Gazetesi bu komisyonda yani Anayasa Komisyonu'nda görüşülen projeyi, taslağı maddeleri elde basıyor. Etmiş 3 gün boyunca yayınlamış. Mesela madde iptidaiye diyor yani giriş maddesi. Türkiye Cumhuriyet usulüyle idare olunu bir halk devletidir diyor. Sonra bu ifade değişti, başka şekilde geldi. Mesela birinci madde bir. Türkiye devleti tecrizi kabul etmez, bir küldür. Yani ayrılamaz.
Bunu ilkteki giriş cümlesini birinci madde yapmışlar sonra. Şimdi onu göstereceğim. Yani gizli falan değil. Bütün aslında herkes takip eden, herkes biliyor. Konudan haberdar. Gazetelerde kıyamet kopuyor. İstanbul basını çok ağır şeyler yazmış. Hatta kim de birisi şey diyor. Taninde falan bir hayli. Çok var, hepsi yazmış. Hatta bir tanesi Ankara Meclisi'ndeki zırtopozlar diye yazmış. Sonra Celal Nuri Bey, mazbata muharriri yani raportör, Vatan'la ileri birbirine giriyor. Çünkü adam gazeteci, gazetenin sahibi ama komisyonun da ikinci işi, mazbatayı yazan adam. Raportör. İşte Vatan bunun böyle değildir bu iş bilmem ne diyor ama böyle bir çalışma yok demiyor hiçbiri. Projeyi herkes biliyor, herkesin elinde. Dolayısıyla Atatürk ne yapıyor o süreçte? Bu gizli basılmıyor değil mi? Bu sızdırılıyor aslında bir yerde. Tartışılsın diye herhalde. Yok, zannetmiyorum. Ben öyle düşünmem. Gizli mi düşünmüyorum. Olduğunu düşünüyorsunuz? Gizli değil. Hani bir tartışılsın bu. Şimdi siyasette öyledir mesela. Yok. Şu bir tartışılsın denilmiş, konuşuyoruz. Şimdi o. Şimdi mi o? Şimdi o. O zaman öyle değil mi? O zaman pek öyle şey değil. Yaptım nasıl oldu, yaptım oluyor? Oldu. Sızıyor mu yani? Basını almış, yayınlamış. Zaten değişecek. Ama herkes biliyor bunu. Bakın bizde gizli yapıldığı söylenen birçok olay... Flaşımız yanıyor hocam. Evet, onu nasıl kapayacağım? Gizli yapıldığı söylenen birçok olay... Mesela... saltanatın kaldırılması. Hilafetin kaldırılması. İşte bir anda kalkıyor derler. Hayır, günler öncesinden gazetelerde kanunun metni yayınlanmıştır. Peki sokakta tartışılıyor mu bu? Mesela bu böyleyken... Sadece hilafeti destekleyen veya İstanbul'da basında değil de... Kapandı. Sokakta kapandı tartışılan bir şey mi? Atatürk o süreci nasıl yönetiyor? Sokağı bilmiyoruz. Sokağı bilmiyoruz. Ama basında herkes gazeteleri okuyor. Bayağı muhalefet var. Destekleyen de var. Destekleyen hepsi de var. İstanbul destekleyen. Muhalefet ediyor. Hepsi genelde. Değil. Hepsi değil. Değil. Ama ekseriyeti İstanbul ne diyor? Hüseyin Cahit çok ağır şeyler yazmış. Konya çok muhalefet ediyor. Evet yani. Fakat hikaye şu asıl mesele. Yani Cumhuriyet'e muhalefet değil mesele. Mustafa Kemal'in getirdiği her şeyi muhalefet eden bir grup var. Oradan geliyor bu. O arada Vatan Gazetesi hem bunu yayınlıyor, arkasından Celal Nuri bu iş ortaya çıktı diye istifa etti diye koca bir haber vermiş. Ertesi gün Celal Nuri yalancı herifler istifa etmeden görevimin başındayım diyor. Ama böyle bir anayasa değişikliği çalışması yok diyen yok. Yani mesela 21 Ekim'de 11-12 saat çalışmış komisyon. Bu gazetelerde var. 22 Ekim'de İstanbul basınında hem de. Komisyon Ankara'da. Düşünebiliyor musunuz? O zamanki şartlarda İstanbul'a haber gidiyor. Telgrafla. Komisyon 11-12 saat çalıştı diye işte çok yoruldular diye İstanbul basını şey yapmış. Yani Cumhuriyet'in gizli bir şeyi yoktur. Herkesin gözü önünde, basının önünde yapılmıştır. 28 Ekim akşamı Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda, yani davete, yemekte, işte yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz, Cumhuriyet yapıyoruz sözü bence zaten bilinen bir şey. Şunu demek istiyor, yarın mecliste oylamaya götürüyoruz demek istiyor. Yoksa o gece aklına gelmiş de o gün. Sabahleyin kalkmış öyle. Öyle bir şey yok. Günlerce devam etmiş bu. Önceki günlere bakamadım ben. Bakmadım yani. Çünkü bir hafta 10 gün öncesinden biliniyor, her şey biliniyor. Peki bir lobi, mesela meclisteki milletvekili, sonuçta İstanbul'la temaslı olanlar var. Onları etkilemeye çalışıyor. Ne hadlerine? Kim yapacak onu? Onu soracaktım. Nasıl? Orası nasıl? Olmaz öyle şey. Şimdi Halk Partisi, yani tek parti döneminde de şöyle bir şey vardır. Tek parti meclis grubu var, malum tek parti var. Öğleye kadar orası şeydir, parti grubudur. İsteyen istediğini söyler kürsüye çıkıp. Öğleden sonra meclis olur o grup. Orada hiçbir şey söyleyemezler. El kaldırıp kabul edecekler. İşte dörtlü takrir, Demokrat Parti öyle doğdu. Hayır deyince şeyde o şekilde, yoksa öyle bir şey olamaz. Dolayısıyla böyle bir tartışma olmadı. Olmadı, hayır. Yani
Cumhuriyet 29 Ekim'de yani saat 8.30'da oylamanın tamamlanması. 20 dakika sonra da zaten... Çeyrek kala 15 dakika sonra da reis ve cumhur seçimi yapılır. Seçiyor. Hiçbir tartışma yok. Ama biliniyor zaten. Biliniyor. Oo, neler konuştular kim biliyor o arada. Ama zaten biliniyor ve vazgeçemezler. Ama bir de şu var. İsmi konmamış bir cumhuriyet var zaten. 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasından sonra artık saltanat falan filan yok. E tamam İstanbul'da var biz sana bağlıyız falan deyip duruyorlar. Ne padişaha. Ama bir nevi yani bir parlamenter bir sistem var. Başbakan var. Efendim? Başbakan var. İcra vekilleri heyeti reisi ilk önce sonra başvekil falan. Başbakan yani. Ama şeydir. Yani cumhuriyete benzer bir idare var. İsmi konmuştu o cumhuriyet yapılarak. Yoksa değişen bir şey yok. 29 Ekim tarihi seçilmesi. Onu Fahrettin Altay'ın yazdığı bir şeydi. Ben ona ihtimal vermiyorum. Mondros. Mesela. 30 Ekim'de yapardı. Niye 29 yapıyor ki? İşte 30'unda ya Mondros. 30 Ekim yapardı. Niye 29'unda yapıyor? Bilmiyorum hocam ben size soruyorum. Yok yok öyle bir şey. Hiç siz öyle Fahrettin Altay'ın... Fahrettin Altay'ın yazdığı bir şeydi. Evet. Yazdığı bir şey ama bir gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Ben tahmin sanmıyorum. Sanmıyorum. Ha söylenti çıkmış olabilir. Paşa da onu yazmış olabilir. Ama şeyini bilmiyorum. Yani tahmin etmiyorum. Çünkü Atatürk öyle tarihlerle oynayacak. Bakın o şeylere kim meraklıdır biliyor musunuz? Hangi memleket? Ruslar. Bayılırlar böyle tarihlerle sayıyla. Sembolik tarih ve sayıyla bir şeyler yapmaya. Atatürk öyle bir şey yoktur. O realisttir. Rusya'nın bir de geleneksel politikasıdır o şekilde şey yapmak. Evet en son Prigojin'in uçağının düştüğü tarih falan diyor. Ama bir de şu var. Millette bir paranoya yayıldı ki. Herkeste her şeye bir paranoyak şeyle yaklaşıyoruz biz. Şeyi hatırlayın. Hamas İsrail'e işte 20 gün 7 önce falan. 7 Ekim'de ilk bombaları attı. Koskoca şeyler ki ben onları o meslek bana biraz şey gelir. Stratejistler, milletlerse hukukçular şeyler falan filan. İşte şunun için yapıldı da arkası bu vardı falan öptü palavra çıktı. Öyle paranoya çok yayılmış. Ama hani Oktober şey 6 Ekim savaşının yıl dönümü meselesi doğru. 7 Ekim'de yaptı. Evet Şabat. Sitte Oktober ise Sabah Oktober. Orada da Şabat'tı ya. Şabat'ın sabahı. Orada bir tarih şeyi var. Ama ondan söyledi mi stratejik öyle bir şey olarak var herhalde. Ondan söyledi mi öyle bir şey? Hamas. Hamas öyle bir şey söyledi mi? Ha, Sitte Oktober'ın yıl dönümünde yaptık biz diye. Yani ben Halit Meşer'le görüştüm. Hı hı. Onun haberi yoktu. Bugün işte evet. Şeye benzettim ben onu biliyor musunuz? 1922'de Cemal Paşa Almanya'da isim değiştirmiş bir köyde yaveri İsmet Bey'le beraber hatıralarını yazıyor. Enver Paşa da Almanya'da o sırada başka bir isimle. Almanya'da pardon evet Almanya'da daha şeye gitmemiş. Pardon 21 sonbaharı 22 değil 21 sonbaharı Enver Paşa'ya bir mektup yazmış Cemal Paşa evine gitmiş bulamamış mektup bırakmış. O mektubu ben yayınladım da Enver'de galiba. Yahu şekerim diyor. Biz diyor birinci dünya harbine nasıl girdik hiç haberim yoktu benim diyor. Sabah bir kalktım harbiye gelmişiz biz diyor. Hatıralarımı yazıyorum şunu bir anlat da diyor doğrusunu yazayım doğrusunu ben yazayım. Diyor. Halit Meşal de onun gibi yani. Çok iyiymiş. Evet yani şeye dönersek 29 Ekim yani 28 Ekim gecesi yani çalışma zaten bitmiş. Bitmiş. Bir reklam arasından sonra tabii, buradan tabii, devam edelim mi tabii. Hocam müsaadeniz olursa? Bir kısa aramız var aradan sonra buradan devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. 100. yıl özel programında Sayın Murat Bardakçı ile sohbetimize. Reklam arasında da biz çok keyifli bir muhabbet yaptık. Yani böyle üzerinden geçtiğimiz coğrafyalar üzerine hakikaten çok enteresan. Evet. Mısır'dan işte Filistin'e, İran'dan Suriye'ye. Çok bir şey değişmemiş bu arada hocam. Cumhuriyete dönelim. Ve ben de 5000 senedir değişmedi. Değil mi? Kitabın mukaddesinde ne varsa aynı şey devam ediyor. Değişmez de. O niye öyle? Değişmez. Gen bu.
Ben birçok şeyi gene bağlarım ama değişmez. 5000 senelik şeyi mi değiştireceksiniz? Hiçbir şey değişmez. Yani o coğrafya insanların zihnini de değiştirmiyor değil mi? Yani zihninde de o... Ama sadece orası değil, birçok yerde. Dünyanın birçok bölgesinde büyük anlaşmazlıklar hep devam eder. Şey olmaz. Anlaşmazlığın dışına çıkıp çözüm üretemiyorlar. Olmaz. Bizde de bazı meseleler çözülmez. Ben söylüyorum arkadaşlar falan diyorlar ama... Hangi mesele? Ermeni meselesi. Çözülmez. Hı. Kan girdi araya. Onun çözümü yoktur. Hayır. Filistin meselesi de çözülmez. Filistin meselesi de çözülmez. İki devlet de çözülmez. O iki devlet olamaz zaten. Çözülmez. Bir gün onu da konuşalım mı? Hatta ben o defteri kapattım. Ben size reklam arasında bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Bir konumuza dönelim ama unutmayayım. Evet. Madem konuş. Şimdi şey diyorduk, 29 yani, Ekim, 28 Ekim. Ha bir de şunu unutmayalım. 2 Ekim'de Mustafa Kemal'in Viyana'da çıkan meşhur o Neue Freie Presse diye bir gazete vardır. Orada bir mülakat vermiş oraya. Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. Zaten aslında çok ayan beyan her şey. Ayan beyan. Biz niye bunu böyle konuştuk peki yıllarca? Çünkü maalesef okumuyoruz, araştırmıyoruz, etmiyoruz. Tamam, oraya geliyoruz yine. Efendim? Nasıl? Yine oraya geliyoruz, evet. Evet, okumuyoruz. Ha, yazıldı bunlar. Söyleyenler var. Yazılan, çizilen şeyler tabii. Ama yazılanları okumuyoruz. Ya da bu slogan herhalde daha çekici geliyor. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyorsunuz. O bir manşet cümle ya. Herhalde o manşet cümle üzerinden. Yani mecliste komisyona gitmiş bu. Ertesi gün, pardon, genel kurula inmiş komisyondan. Cumhuriyet ilanı kastettiği o. Yoksa zaten haftalar öncesinden çalışmalar yapılıyor. Anayasaya son şekilde. Ve zaten tartışılmış, medyada dahi tartışılmış. Tabii, tabii, tabii. Atatürk Fransız devriminden çok etkilendi. Şimdi şunu göstereyim müsaade edersen. Bugün yazdım bunu. Şimdi Anayasa Komisyonu 29 Ekim günü genel kurula anayasa değişikliği raporunu gönderir. Şu. Altta da imzalar. Yazan Celal Nuri. Şey bu. Bunları gösterebilirim çünkü yayınlatıp. Onları gördüm. Azalar, evet. Habertürk'te yayınladınız. Evet. Şimdi bu. Ondan sonra oylama yapılıyor. Cumhuriyet'in ilan belgesi bu. Bunu da yayınladım, gösterebilirim. Şey şudur. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun yani anayasanın bazı mevaddının yani maddelerinin şurası işte. Yani bazı maddelerin değiştirilmesi. Dediği şu, birinci madde. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bu zaten var. İdare usulü halkın bilmem ne falan. Şimdi şu eklenmiş. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Şimdi cumhuriyetin ilanı dediğimiz şey... Bunu zoomlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Biraz yakınlaştıralım lütfen. Biraz daha. Yakınlaştır hocam. Biraz daha yakınlaştıralım. Biraz daha. Osmanlıca bilenler okuyabilsin kıvamında. Hayır, hayır, şeyi göstermek için söylüyorum, hayır. O cümleyi. Şu cümle, cumhuriyetin ilanı bu. Bir dakika şöyle yapalım hatta. Bir dakika, şunu şuradan çizeyim de. Bakın, şimdi tekrar göstereyim. Tekrar verelim. Bir de 100. yılını kutladığımız, yaptığımız... Biraz daha zoomlayalım arkadaşlar, yaklaşalım. Yaklaşabiliyor muyuz? Önden bir şey yapardınız eskiden zıt zıt diye ben program yaparken. En son buymuş. Biraz uzatabilir misiniz öne hocam? Öne uzatırsanız gelecek. Biraz şöyle öne uzatır mısınız? Şöyle. Nasıl? Yok, şöyle kolunuzu uzatırsanız. Böyle. Tamam, geldi. Yok, önden bir şey yapardı arkadaşlar eski. Makineler şey oldu. Bakın, yenisi demek ki bunlar. Şu daire için aldığım kısım gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor, çok net. Ben göremiyorum uzağı çünkü. Şeyden, Cumhuriyet'in ilanı budur. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Bu. Bunun 100. yılını kutluyoruz biz. Yani bu cümlenin, Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyeti. 5 kelimenin. Bu da cumhuriyet. Bu belgeler nerede saklanıyor? Meclis arşivinde. Meclis arşivinde. Peki bunların kuruluşu ben, ve bunları bu belgelerin tamamı... Bunları yayınladığım vakit tasdif yoktu. Tesadüfen bulduk. Bunlar müzelerde... Ha şimdi
Gavur, Amerika'sı, İngiltere'si bilmem nesi daimi sergi yapar. Kurulmuş öyle olmalı belgesi. Değil midir biraz daha? Öyle olması gerekiyor, bizde yok. Niye? Ben bunu 4-5 sene önce buldum. Bir arkadaş vasıtasıyla meclisten yayınladım. Hala duruyor orada. Bunu mesela yani Cumhuriyet'i kutlayan gençlerimizin gidip ya Cumhuriyet'in kuruluşu ve bu belge ve bugünden sonra görebileceği bir yer yok. Yok, karşımda. Neden yok? Bu da tuhaf bir şey değil mi? Beyefendi, Türkiye'de yaşıyoruz. Bizde böyledir. Hatta size daha komik bir şey söyleyeyim. Şimdi bunun bağlı evrakı var. Şu gördükleriniz. Şimdi karar çıktı. Şimdi şunlar Riyaseti Celile'ye falan diye. Şeyleri şimdi karar çıktıktan sonra hangisiydi o? Mustafa Kemal Paşa icab ekili heyeti Riyaseti Celilesi'ne şeye gönderiyor bunu. Başbakanlığa. Gönderiyor ki resmi gazeteye göndermeyin, yayınlayın diyor. Fakat orada komik bir şey var. Kanunun numarasını yanlış yazmışlar. Şeyde. Derken meclis özel kalemi sekreteryası uyanıyor. Aman diyorlar, numarayı yanlış yazdık şu. Doğrusu bu olsun diyor. Bir yazışmalar yapılıyor falan, numarayı değiştiriyorlar. Yani böyle bir şey. Güzel şeylerdir bunlar. Çok güzel ve önemli hatıralar. Hatıralardır ama döneme dair. Yani bunların bir yerde teşhir edilmesi lazım. Yok bizde. Bizde öyle bir şey yok. Edilir belki. Mi? İnşallah. Ha bir de şu var yani, kimse de okuyamaz, bir de o var. Ha, Cumhuriyet'in kuruluş belgesi diye latinize edilmiş metni koyarsınız. Şey, o az önce gösterdiğiniz okunabilir. Hangisi? Osmanlıca olan Cumhuriyet çizdiğiniz okunabilir hocam. El yazısı değil ya o. El yazısı. O da mı el yazısı? O zaman el yazısı. Çok düzenli yazılmış. Çok el güzel yazısı. Yazılmış o zaman. Kimin yazısı bilmiyorum. Değil mi ama çok yani okunaklı bir yazı o. O yıllarda biliyor musunuz bildiğimiz iki katip var mecliste. Kim? Hıfzı Veldet. İkincisi kim? Vehbi Koç. Çünkü okuma yazmaları var bunların. Ama başka katipler de var. Bu el yazısı bu. Şurada imzalar var da imza biliyorsunuz Türkiye'de imza okunmamak için atılır. Okunması için değil. Halbuki kanunen imzanın okunması şartı vardır. Bizde okunmamak için atılır imza. Karalarlar böyle. Burada da öyle. Okunmuyor imzalar. Mesela hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924'te o celsenin zabıt katibi Vehbi Bey. Hilafetin kaldırılmasını da biraz konuşalım vaktimiz verirse. Ama yani hepsi hediyesi bundan. O zaman matbu şey yok. Matbaa var gerçi ama resmi gazeteyi falan basıyorlar. Hocam karşı çıkanlar neye karşı çıkıyorlar? Neye karşı çıkıyorlar? Ne yapılırsa karşı çıkma inadından. Peki Atatürk'ün çok yakın silah arkadaşları, birlikte bu süreci yönettiği isimlerin tamamının veya... Onların asıl karşı çıkması hilafettir. Efendim? Hilafettir asıl karşı çıkmaları. Hilafet konusudur. Hilafettir. Cumhuriyete evet karşı çıkan çıktı, oldu tabii ki. Ama öyle pek fazla hilafette olduğu gibi fazla karşı çıkan olmadı. Ha karşı çıktılarda ne oldu? Hiç. Hilafetin kaldırılması mı? Karşı evet. Çıktıkları şey. Mesela Rauf Bey falan ailem o ailede hilafetten yani hanedandan şeye de karşı çıkanlar çıktı. Hanedanın hilafet sürgün kararına. Hmm. 3 Mart 1924'teki sürgün kararına ona da karşı çıkanlar çıktı. Ve açık açık söylüyorlar. Yani Rauf Bey'di galiba, tam yanlış söylemiş olabilirim. Ailem kaç nesildir onun sayesinde yer edindik diyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk hilafeti kaldırması ve sürgün kararları dahil olmak üzere bu süreç bir şerik olma endişesi mi iktidara, yoksa başka bir sebep mi? O süreci biraz anlatsanız nasıl anlatırsınız? Şerik olmak değil. Zaten şerik yoktu. Olma riski mi? Yani. Olmazdı. Şimdi efendim,
Halife Abdülmecit Efendi iyi bir sanatkar. Ama siyasi taraf bakımdan işte anlayın. İyi bir sanatkar, ressam, müzisyen, yazıyor, çiziyor, amatör hattat falan. Bu. Ve en başta halife bazı şeylerin değiştiğini fark etmiyor. Maalesef fark edemiyorlar. Herhalde önümüzdeki sene çıkacağım halifeyi yazıyorum ben şimdi. Binlerce belge içinde boğuluyorum gerçi ama bir tek şeyi fark ettim. Yahu bitmiş, saltanat kaldırılmış, padişah gitmiş, seni getirmişler. Bütçe görüşmesi yapılıyor. Bütçede Cumhurbaşkanlığından fazla para istiyor. Halife. Halife. Ve Atatürk'ün bir Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya yazdığı bir notu buldum. Arşivde bu adam diyor ne yapıyor diyor. Hiçbir şey yoktur, hiçbir işe yaramayacaktır, kaldıracağız diyor. Peki o Vahdettin'le ilgili mi yoksa Sultan Reşat da olsa aynı şeyi yapar mıydı? Yani kişisel olarak Vahdettin'in özellikleriyle ilgili bir şey mi bu durumun kendisi? Vahdettin'in hiç ilgisi yok bunun. Halife Abdülmecid'in, Abdülmecid Efendi'nin. Abdülmecid Efendi'den bahsediyorsun. Abdülmecid Efendi'den bahsediyorum. Yani Abdülmecid Efendi halife olmuş. 22 Kasım'ındadır girişi. 24 bütçesi hazırlanırken 24 Ocağı'ndan itibaren Ankara'dan devamlı fazla para istiyor. Ya o olacak şey değil. Mesela cülus gibi bir şey var yani. Hı hı. Şöyle düşünülüyor. Kutsal emanetleri teslim edelim. Böyle olsun. Çünkü tahta geçmek diye bir şey yok artık. Halife olduğu vakit. Şu nişanı takabilir miyim, bunu takabilir miyim diye soruyor Ankara'ya. Ya bu olacak şey mi? Yani insan bu vaziyete gelmemesi gerekir. Giyeceği elbisenin rengine kadar Mustafa Kemal'den talimat geliyor. Bunu giyeceksin. Nişan takamazsın. Sadece hanedan nişanı takabilirsin aileye, aileye şeydir diye. Ama elçi kabul etmeyeceksin diyorlar. Elçiler geliyor. Birçok şey var. Hmm. Ya aslında dışarısı da bir yerde bölme noktasında bir takım hareketler yapıyor. Nasıl bölme? Ya elçi kabul etmeyeceksin diyor Mustafa Kemal. Dışarıdan yok, ona elçilerin şeyi protokol şeyi, elçilerin şeyi. Protokolden giderler. Siz olsanız veya ben olsam ben de giderim. Halife var orada. Çünkü elçiye sen gitmeyeceksin demiyor ki. O şerik yaratmıyor mu işte hocam? Hayır. Hayır ama hilafet gereksiz bir müessese olarak görülüyor. Çünkü şunu unutmayalım. Hani bizde hep söylenir durur. Ben de kaç defa söyledim. Yani hilafeti İngilizler kaldırdı bilmem öyle bir şey yok kardeşim. İngiliz hükümet görüşmelerinin zabıtları arşivlerde açık. İngiltere hilafet kalkacak mı? Aman kaldırmasın bu adam diyorlar. Öyle mi? Çünkü Hindistan şey yapar diyor. Hilafet gidiyor diye Hindistan'da hadise çıkabilir diyor. Şeyden. Yani bizde anlatılanın tam tersidir bu. Dedim ya biz de okumadan etmeden biz ahkam kesiyoruz maalesef. Tam tersidir. Hilafet şu var yani Mustafa Kemal de yakın çevresi de hilafetin hiçbir işe yaramadığını görmüşler. Nerede yaramadı? Birinci Dünya Harbi'nde Sultan Reşat cihat ilan ediyor. Biliyorsunuz. Evet. Birkaç gün sonra Şerif Hüseyin karşı cihat ilan ediyor. Ama şu da oluyor. Bir kısım geliyor, para topluyor. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Halep'ten, Gazze... Yani o zaman Pakistan yok. Uyanlar da var. Pakistan diye bir devlet yok da o Hindistan Müslümanları değil. Doğru. Şimdi efendim Müslümanlar o bir dakika hilafet kaldırıldığında değil. İstiklal Harbi sırasında gönderiyorlar. Evet. Yardım edilmiştir. Yardım ediyorlar. Hayır, halifenin çağrısına da yanıt veren Müslümanlar yok mu? Var. Ama Haydarabad en zengin Hindistan hükümdarlığıdır biliyorsunuz prensliğidir. İngiltere'ye bağlılığını açıklamıştır. Nizam Osman Han en zenginidir. Yönetimler değil. Yönetimler konusunda doğru söylüyorsunuz. Yönetimlerde hep öyle olmuş. Halk nazarında diyorum. Hepsi değil. O bizde bakın Hindistan'dan gelen paranın dökümü var. Yayınlanmadı gerçi ama onu aldım ben galiba kopyasını. Var. Yani şey değil.
Tamam çalışmışlar, etmişler, göndermişler. O para nereye gitti biliyorsunuz. Altan para. İş Bankası kuruldu. Şeyden. İş Bankası'nın sermayesi Hindistan parasıdır. Fakat çok tuhaf ve Türkiye'nin yapmaması gereken, yaşamaması gereken bir hadise yaşanmış. 1924 Mart'ında, Şubat'ında Hindistan'a bir milletvekili meclis heyeti göndermişiz biz. Yani Hintlilerin vereceği bir kısım para varmış. O parayı almak için gitmişiz. Göndermişiz. Heyet oradayken hilafet kaldırılmış. Biz parayı hilafete veriyorlar onlar tabii. Tabii biz parayı ver demişiz. Ne parası demişler? Hilafeti kaldırdınız siz. Parayı alıp kaldırsaymışız bari gibi bir şey. Evet. Yani... yani tam o sırada mı olmuş bu? Hilafet kaldırıl sırada Hindistan'da heyet var. Heyette eli boş dönüyor o zaman parayı getirelim. Herhalde yani. Gelip bunu da anlatıyorlar. Bunlar herhalde da adamlar da aptal değil ya parayı hep kaldıracaksın hem verecek sana. Vermemişler parayı. O zaman şu cümleniz şöyle yani İngiltere aslında hilafetin kaldırılmasını istemiyordu diyorsunuz. Şimdi efendim ben bunu daha önce bir programda söyledim. Kıyamet koptu. Kıyamet yok kopar. Bilmiyor etmiyor bilmem ne. Kardeşim okuyun diyorum daha yani burası İnkılap Tarihi Enstitüsü değil. Açın okuyun. Şeyler cabinet vardır hükümet belgeleri. Şey zamanında çünkü hilafetin kaldırılması da Cumhuriyet'in ilanı gibi haftalar öncesinden tartışılıyor gazetelerde. Herkes biliyor kalkacağını. Aile de biliyor kovulacaklarını. İngiltere o tarihlerdeki cabinet papers ya internetten ulaşabilirsiniz şeylere. British Archives. İngiliz arşivlerinin belgelerine. Açık açık yazılır hepsi. Şey Hindistan Genel Valisi. Hani biliyorsunuz Hindistan için tacın üzerindeki mücevher derler. Şey, Hindistan Genel Valisi sakın ha diyor İngiltere, İstanbul'a, şey, Londra'ya. Buna engel olmaya çalışın, hakim olamayabilirim bunlara diyor. Ama bizde İngilizler, Siyonistler hilafeti kaldırdı. Ya yok ki böyle bir şey. Bir de yaramamış hiçbir şeye hilafet. Yani şimdi Mehmet Akif Bey, Türkiye'de bir moda başladı. Çok yanlış bir şeydir bu. Arap isyanı ile ilgili. Arap isyanı olmadı, bal gibi olmuştur ve canımızı okumuşlardır. Ya Kral Abdullah yazıyor, biz Osmanlı'ya neden isyan ettik diye. Evet, neden isyan ettik diye. O kitabın tamamını okudunuz mu? Arapçanız var mı? Arapçasını. Arapçasını okuyor, şöyle bir kitaptır o. Evet, evet biliyorum kitabı. Peki şeyi gördünüz mü? Ön sözünü, ilk baskın sözünü Kral Hüseyin yazdı, torunu. Neler yazmıştır ön sözde. Bugün, bunu da söylemek gerekir maalesef. Filistin bayrağı dahil... İngilizler çizdi. Hayır, şeydir. Şerif Hüseyin'in bayrağı da, İslam evet, bayrağı evet, İngilizler çizdiriyor. Yani, ya yani o, ha Fatımi bilmem evet, ne şey falan. Ekol. Şerif Hüseyin'in bayrağı da. Şimdi... Arap isyanı yoktur kardeşliğimizi... Ben bunu bazen diyorum bana da kızıyorlar. Bu dalgalandırdığınız bayrakla problemli diyorum. Aldırmayacaksınız efendim. Kızsınlar. Nasıl? Kızsınlar. Aldırmayacaksınız. Kızsınlar. Ama yani böyle bir şey olmadı bilmem ne aramızı bozmak istiyorlar din kardeşlerimizde. Yahu Lawrence yazar. Daha çok hatırat vardır. O kadın neydi? Çölük öncesi. Desert Queen. Desert Rose. Desert Rose. Yani şey, ismi Desert Rose, çöl gülü. Evet, gülü. İsmi vardı. Adını unuttum. Unuttum kadını. Lawrence'ın patronu kadını. Tabii tabii. Kadının yazdıkları falan var. Bir, York onun Üniversitesi... filmini de çekmişlerdi. Efendim? Filmini de çekmişlerdi onu. Tabii canım. Çift filmi kötüydü ama. Filmi kötüymüş evet. York Üniversitesi'ne mi zannedersen bağışladı evrakını? Erişim kolay. Kadın neler yazmış. Yani isyan var. Dolayısıyla hilafet hiçbir şeye yaramamıştır. İstanbul'un işgalinde... İngilizler, Haydarabad'daki askerleri, Müslüman askerleri, Fransızlar Senegalileri getirmişlerdir. Ona Müslümandır. Yani hilafetin payitahtını işgal eden Batı dünyası Müslüman askerler kullanmıştır birçok yerde. Çok acayip. Acayip değil. Şöyle bugün de aynısı oluyor da o yüzden. Mesela İsrail'de Mescid-i Aksa'nın kapısında Dürzü Arapları... 1948 Dürzü Araplarını, onlar da Müslüman. Dürzü Müslüman mı ama o tartışılıyor? Müslüman olduklarını söylüyorlar. Söylüyorlar ama ayrı bir dindir diyen de var. Tabii ya, onlar kendilerini Müslüman olarak görüyor ama onlar da... Yani hakim bir emillah,
İslamlı evet. mıydı, çıktı mı, o tartışılır. Akaidi bir mesele ama onlar en azından kendilerini Arap evet. ve Müslüman olarak görüp Mescid-i Aksa'nın kapısında onlar bekliyorlar mesela işte, Müslümanlara evet. karşı. Aynı şey. Aynı şey işte, o yüzden diyorum yani. Ve daha önce de söylemiştim yani İstanbul'un işgali sırasında biz Nazilerin Paris işgali kadar sert bir işgal yaşamadık. Ama birçok rezalet olmuştur ve bu rezaletleri çıkartanlar da şeylerdir. Senegalililerdir. Ben işgal günlerine yaşayanları tanıdığım vakit özellikle hanımlar. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte o zenci herifler yok mu? Vücudu kalkasacılar. Kalkasacı neler yaparlardı, ne rezaletler diye. Ama bir tarafta Sudanlı Zenci Musa'mız da var. Baktığımızda bakın bir tarafta... Şimdi, ama o imparatorluk. İkisi aynı şey değil. O bizim vatandaşımız. İmparatorluğu milli devlet kavramıyla yorumlamayın. Ha, o güzel. Bizim vatandaşımız. Yani şey hikayesi, Arap isyanı bize isyan eden bizim tebamızdır. Şerif Hüseyin bizim tebamızdır. Doğru. Bende bir iki mektubu var Şerif Hüseyin'in ve Abdullah'ın o aileden Şerif Muhittin Targan, yani Safiye Ayla'nın kocası. Şerif Muhittin'e yazdıkları mektuplar var veya babası son Mekke emirine. Mektuplar nece biliyor musunuz? Türkçe. Buna birbirlerine Türkçe yazıyorlar. Şimdi Ürdün Kralı'nın İngilizcesi Arapçasından iyi bu arada. Ama annesi İngiliz onun. İşte yani İngilizcesi Arapçasından annesi, iyi. Annesi İngiliz. Dil değişmiş ama. Kraliçe şeyini vermedi ama ana dili. Evet ana dili işte. Ana dili. Arapçasından daha iyi. İngiliz. Onlar da Suudlarla, Vahabilerle çok büyük sorunlar yaşıyorlar o dönemlerde bu arada. Hangi dönemlerde? Şerif Hüseyin, Kral Abdullah ve... Tabii canım Suud geldi demiyordu. Suud onları bayağı hırpalıyor işte. Yani tabii süreçten tabii. sonra. Yani iflah olmuyor aslında. Valla ben şeye inanmıyorum. Cumhuriyetten nerelere gittik? Buyurun siz. Evet, hayır diyorlar ya işte Türkiye'ye ihanet etti de şu oldu bu oldu. Hayır. Yani aile felakete uğradı bilmem ne. Yok. Abdullah Kral torununun çocuğu. Ha tamam arada bir sürü ölenler. İşte Irak'a bölüyorlar. Ürdün'ü, Irak'a başka bir kral, Ürdün'e başka bir kral. Şerif Hüseyin istiyor onları. Evet. Oğullarının hepsini bir tarafa getiriyor. Bir tarafa gönderiyor. Faysal'ı Suriye'ye getiriyorlar. Fransa yallah diyor, kovuyor. Irak'a veriyorlar bilmem ne. Yani onların içinde en akıllısı Abdullah'tır. Oğulların içinde. Evet. Yani Kral Hüseyin'in dedesi. Neresi? Şeyi bilir misiniz? Yaşınız genç, hatırlamazsınız. Şimdi Alanko binası. Ortaköy'de. Biliyorum binayı. Orası şeydi. Ortaköy şifa yurduydu. Tımarhaneydi yani açıkçası. Akıl hastanesiydi. Öyle özel mi? Bir akıl hastanesiydi. O, hatırlamazsınız dediğim şeyi söylüyorum. Akıl hastanesi olduğunu. Yok ya bilmiyorum. Efendim? Bilmiyordum evet. Biz o şimdi hani... Lido'ydu o zaman. Layla falan filan var ya. Layla evet. Rayna değişti evet. şimdi isimleri ama. Evet. Ha, onların önünden bir sandalla gider. Şey yapardı gençken. Akıntıya karşı yüzme şeyi arkadaşlarla. Sandalı alır. Şeyi vardı onun. Ne derler? Halat vardı. O da şiddetli akıntı vardır. Akıntıya karşı sandalı çekerdik. Ve şeyin önünden geçerdik biz. Otaköy Şifa Yurdu'nun. Arada bir balkon kapısı açılır, yaşlı bir adam çıkar ama saatli saatsiz, erken öden horoz gibi ezan okumaya başlardı. Kimdi biliyor musunuz? Kral Talal. Çok şaşıracağım diyecek. Şeyin babası, Kral Hüseyin'in babası. Kral Hüseyin'in babası. Bunu, teşekkür ederim. O burada... İsviçre'ye göndermişler, çok pahalı gelmiş, burası ucuz diye buraya göndermişler. Sonra oradan kaçırmaya kalktı, oradan büyük olaylar oldu falan. Çok acayip. Şeye gidebilir miyiz bir? Fransız devriminden çok etkilendiniz. Nereden nereye geldik? Evet. Evet, çok acayip yerlere gittik yine. Günümüze de gelecektik neredeyse de. Ama izleniyor yani bunlar, seyredilir. Günümüzü de bir gün konuşmak lazım aslında bu Filistin meselesinde. Siz de belki bir program yaparız. Ben onları hiç bilmiyorum. Hiç anlamam onlardan. Yo, tarihsel süreci açısından. Hiç onu da bilmem ben. Çok tartışıldığı için. Ben o Doğu defterini kapattım. Kapattınız mı? Kapattım. Ben de kapatmak istiyorum hocam. Vallahi istiyorum. Daha yeni geldiniz ya. Yeni geldim. O yüzden kapatmak istiyorum. Ben kapatalı 30 sene oldu ayrı. Çok hakikaten. Evet. Neyi diyordunuz? Fransız devriminden çok etkilendiğini söylediniz ya. Zihnindeki cumhuriyeti inşa etti mi? Ömrü vefa etti mi? Eksik bıraktığı bir şey var mı diye sorsam ne dersiniz? Zihnindeki cumhuriyeti bilemem. Onu bilemem. Dolayısıyla cevap veremem.
Yani şöyle zihnindekinden kastım, anlattığı tarih kitaplarına yansıyan ya da... Öyle ayrıntı vermiyor. Ayrıntıyı anlatmıyor. Anlatmıyor. Ayrıntı vermiyor, onu bilemem. Zihnindeki Cumhuriyeti bilemem ki. Yani... Ya Fransız devriminden etkilendiğini ne üzerinden biliyoruz? Neydi o gazete? Bir Fransız gazetesinin mesela verdiği bir demeç vardır. İsmini unuttum gazetenin ama bende var o gazete. Devrimler başladığı vakit bir Fransız gazeteciye konuşmuş. Biz diyor örnek alarak diyor Fransız ihtilalini aldık diyor. Ve Fransız inkılabını diyor. Şimdi Türkçe tercümesi çünkü bizde Atatürk'ün yabancı basına verdiği demeçlerin Türkiye'de yayınlanan yani Türk gazetelerinde çıkan kısmı suyunun suyudur. Hmm. Keserler. Çünkü o diyor, niye becerilemediği için mi tam tercümesi veya... Ay, tepki çekebiliyor söylediği sözler. Tepki çekebilir diye. suyunun suyudur bizdekiler. Mesela neydi o Amerikalı kadın gazeteci? Gladys Baker. Gladys Baker röportaj yapmış. Hakimiyeti milliye, cumhuriyet ve milliyette şu kadar çıkmış röportaj. Türkiye'ye uygun tarafını vermişler. Yani sonra röportajın orijinalini buldum ben. Arşivde. Ne vardı en çarpıcı? 90 sayfa. Çok uzunmuş. Hani meşhur şey var ya, mutluyum çünkü başardım sözü Atatürk'ün. O Gladys Baker'a söylemiş ama 90 sayfa. Ne olduğunu sormayın. Sormayayım mı? Sordum da o yüzden. Sormayın. Ya çarpıcı bir şey söyleseniz. Söyleyemem. Yayınlanmadığına göre devlete, Aliye-i Cumhuriye bir şey biliyordur demek. Belki yayınlar günlerinde. Bunlar hep aynı devam etmiş hocam ya. Hala öyle biliyor musunuz? Mesela bir ülkedir yani tabii ki artık bilgi eskisi gibi değil daha çabuk yayılıyor ama... Yani oraya göre bir şey söylemesi, orada geçerli olanın burada geçerli olmaması. Tabii tabii. Mesela Fransa ihtilali konusunda... Express mi? Hangi gazeteydi? Unuttum. Yani gözümün önünde gazetenin şekli falan. Orada diyor ki, medeniyetin beşiği olarak biz Fransa'yı öğrendik. Ve Fransa'nın yaptığı her şeyi burada da yapacağız diyor. Peki, Osmanlı tebası veya Osmanlı ahalisi, Cumhuriyet... Ulus devlet inşa etme süreci, bir Türk milleti yaratma gayreti ve bunun sosyolojik olarak karşılığı. Bu bir... Sosyolojik karşılığı anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Yani... O tip sözleri ben bilmem. Biliyorum. Şöyle karşılığı, şöyle söyleyeyim o zaman. Yani bir sürü milletten insanın yaşadığı bir coğrafyada... Yeni coğrafi bir... değil, hayır. Ben o sözle çok karşıyım. Buyurun. Bir sürü milletten değil, cinsten insanın yaşadığı imparatorluktur. Evet, imparatorluk. İmparatorluktur. Onu bir ulus devlete ve bir millet inşa ediyorsunuz. Türk Hayır, milleti inşa ediyorsunuz. Ulus devlete çevirmedi. Öteki uluslar ayrıldı. Arap ayrıldı. O süreç sancılı mı? Biraz onu anlatın diyeceğim, ona bağlayacağım. Sancılı mı derken neyi kastediyorsunuz? Nasıl oldu, nasıl yönetildi? Mesela mübadeleler var sonrasında. Hı hı. Ben mesela mübadele 1924'te biz gelmişiz. Nereden? Manisa'ya, Selanik'ten. Dedem gelmiş. Annemin de babamın da babası. Yani orada bir şey inşa ediyor. Çok kıymetli olduğu anlatılırdı hep bize. Yani Atatürk'ün çok zekice bir şey yaptığı. Eğer bu yapılmasaydı nüfus arasında işte... Yani bize anlatılan değil de ben sizi dinlemek istedim. Buyurun. O mübadeleden Türkiye'ye gelenler ekseriyeti memnundur. Tabii. Fakat Yunanistan'a gidenler hiç değildir. Yani benim tanıdığım bazı aileler vardı. Siz gavursunuz diyorlarmış. Böyle. Ama Karamanlıları da gönderdiler maalesef. Bunlar Türktü. Hı-hı. Ortodoks Türktü. Onları da gönderdiler. Hele onlar çok şey çekmişti. Mübadillerle ilgili hep şey denir ama. Yani Yunanistan'da da işte Türksünüz gidin denirdi. Buraya geldiler siz Yunansınız, gavursunuz dendi diye burada da denir de. Yunanlara gavur diyorlar ama. Biliyorum, biliyorum. Bizim de böyle şeyler yaşadığımız anlatılıyor. Yani şimdi efendim. Buyurun. Mübadele meselesi çok uzun bir meseledir. Hiç ona girmeyelim ama şunu söyleyeyim. Bizde
Hani Cumhuriyet ilan edildi, yepyeni bir ulus olduk, bir millet olarak ortaya çıktık. Ben ona inanmam. Neden? Kardeşim temelimiz vardı, biz komuktan çıkmadık ya. Zaten komundan. Vardı diyorsunuz. Evet, şimdi şey yapıyor, bugün bir afiş gördüm, neydi? Bu kadar saçma bir afiş olmaz. Yani Cumhuriyet'i yüceltmek için geçmişi bu kadar kötüleyemezsiniz. Neydi afiş? Efendim? Yani... Merak ettim ben. Öğretmen yoktu, öğretmen geldi, bilmem ne yoktu, bilmem ne geldi. Böyle şey olur mu? Biz ağaç kovuğunda mı yaşıyorduk? İmparatorluktuk. Mesela şey derler. Kusura bakmayın, benim bu görüşlerim çok terstir. Estağfurullah, biz öğreniyoruz. Ama hiç sakınmam, söylerim şeyi. Diyorlar ki işte Cumhuriyet olmasaydı biz Afganistan olurduk. Olmazdık efendim. Çünkü Afganistan her zaman Afganistan'dı. Biz bir imparatorluktuk. Ve güçlü bir imparatorluktuk bir zamanlar. Yani şöyle mesela İran Şah döneminde bambaşka bir İran'dı. Hiç Afganistan komünizm döneminde bambaşka bir... Hiç bambaşka değildi. Değil miydi? Değildi, hiç bambaşka. Tahran başkaydı 19. yüzyıldan sonra İran bir şeydir. Sömürgeydi. İngiliz sömürgesiydi. Evet. Biz öyle olmadık. Tahran bambaşka dediğiniz bir şey, sefahatti bambaşka olan. Ben o zaman İran'ı gördüm. Yani rezaletti. Hatta şeyi de söyleyeyim. Uyuşucu bilmem ne felaketti. Hı hı. Şah'ın bir ikiz kız kardeşi vardı. Eşref. Eşref satağı derlerdi. Mafyanın başında Eşref var derlerdi. Dönelim oraya. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ya biz Afganistan olurduk cümlesi. Olmazdı. Olmazdı. Neden olmazdık? Çünkü efendim Afganistan hep öyleydi. Biz öyle değildik ki. Niye öyle olalım? Bizim kökümüz, temelimiz var. O da yoktu öyle bir şey. Kurumlar, Cumhuriyet'in kurumları eskiden beri vardı. Bugün hala, şimdi değişti birçok şeyi ama mesela hep örnek verilir. Memurun Muhakematı Kanunu. Mahmut Şevket Paşa'nın 1912'de 13'den çıkarttığı kanundur. Geçmişimiz var bizim. Atatürk neyi değiştirdi o halde? Binayı yeniledi. Şöyle, var olan binayı. Efendim? Var olan binayı. Şöyle söyleyeyim size. Bir eviniz var. Hı hı. Çok güzel bir ev. Aileden kalmış. Birkaç nesilde orada oturuyorsunuz. Ama çatısı akıyor. Ahşap mesela. Tahtalar dökülmüş. İçeride fareler bilmem neler. Cirit atıyor. Yağmur yağdığı vakit her taraftan su alıyor. Mahallenin iti kopuğu serserisi. İşgal etmişler bazı yerleri evin. Girmişler içeriye. İşte şey çekene, tinercesi bilmem nesi falan filan. Mafyanın da gözü var evde. Her türlü pisliği yapıyor. Siz yeter bre diye elinize sopayı alıp hepsini kovuyorsunuz ve evi restore ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani bugün şey gibi, ne deniyor hani depreme karşı ne yapılıyor? Güçlendirme yapıyorsunuz. Güçlendirme, güçlendiriyorsunuz evi. Veyahut çatısını yapıyorsunuz, güçlendirme. Dışarıya bilmem ne kaplıyorsunuz. O zaman şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Budur, pardon. Buyurun. Bakın, Türkiye'de yapılan budur. Yepyeni bir devlet kurulmamıştı. Zaten şu Cumhuriyet'in kuruluş belgesi, anayasada değişiklikte de Türkiye devletinin şekli hükümeti Cumhuriyet'te diyor. Devlet zaten var. Temel olmadan bir ev yapamazsınız. Ama sağlam bir temeli var evinizin. O temelin üstüne restore etmişsiniz evi. Yenilemişsiniz, bambaşka hale getirmişsiniz. Evet, tertemiz hale getirmişsiniz. Tavanı tamir edilmiş. İşte serserisi iti kopuğu kovulmuş. O işgalci karşılığı kullandığı mesela mafyasını postalamışsınız. Her şeyini yapmışsınız. Yeni bir ev haline getiriyorsunuz. Budur yapılan Türkiye'de. Şöyle eleştiriler vardır ya. Yani mesela batılılaşma üzerinden, laiklik. O başka bir şey ama o devletle ilgisi yok onun. Yani ideolojik olarak bizim Afganistan gibi olurduk, işte İran gibi olurduk veya işte Pakistan ayrıldıktan sonra insanlık gibi olurdukların arka planında Afganistan örneği siz verdiğiniz için Afganistan'a söyleyeyim. Genelde buradaki işte şer'i esaslar veya yani şeyin onun mahkemede öyle değerlendirilmesi, tekke zaviyelerin kapatılması, laiklik ilkesi, batılılaşma ve
yönümüzün batıya dönmesi, bunların tamamının Atatürk'le birlikte. Yönümüzün batıya dönmesi, yönümüzün batıya dönmesi 3. Mustafa ile başlıyor. 3. Mustafa, onu biliyorum diyeceğiniz onu. Zaten başlayalım. Dönmüştük. Ama zaten bu dönmüştük. Anlamda değildi. Yani bu yok, hayır. Türkiye'deki bizim eski tabiriyle asrileşme dedikleri, çağdaşlaşma, modernleşme veya batılılaşma, bu ta 18. asırdan beri devam eden, özellikle 2. Mahmut ve Tanzimat sonrası mevcut olan bir sürecin devamıdır. Pat diye olmadı bu iş. Bakın, en önemli inkılaplardan biri Türkiye'de Sultan Mahmut'un yaptığıdır. İntihariyi yasaklamış adam. Doğru. Pantolon giydirmiş millete. 1000 sene giyen millete, entari giyen millete pantolon giyeceksin diyor askerde, şurada burada. Şalvarı kaldırtmış. Yani inkılaplar devam ediyor zaten. Yani Osmanlı'nın başlattığı bir şeyi Atatürk noktaladı mı diye bakıyorsunuz olaya? Doğru noktalamadı mu? Noktalamadı derken ki. Yani onun başlattığı bir süreci tabii tamamladı. Tabii efendim. Yani noktaladan kastım o. Onların başlattığı bir süreci nihayet erdiren, tamamlayandır mı olarak bakıyorsunuz? Devam ettiren de nihayete erdirmeye çalışandır. Çünkü bazı şeyler olmadı. Neler? Mesela Musiki İnkılabı tek tutmayan inkılaptır. Musiki İnkılabı yeni bir musiki yaratacağız dendi. Dünya bizi dinleyecek dendi. Dinlemedi. Şapka da tutmadı. Efendim? Şapka da tutmadı. Şapka tuttu. Biraz. Niye? Bilmiyorum. Ne bakımdan tutmadı diyorsunuz? Yani süreç içerisinde... Nesi tutmadı? Bilmiyorum, siz söyleyin, tutmuştur. Siz tuttu diyorsanız ben size itiraz etmem. Bizde onu da yanlış şey yaparlar. O kanun şapka iktisası hakkında kanundur. Yani şapka takımımız giyinmesi. Orada diyor ki Türkiye'de, yani şöyle yanlış bir şey düşünülüyor bizde. Derler ki kanunen dışarıda şapkasız dolaşamazsın. Öyle bir şey yok. O bakımdan mı soruyorsunuz? Öyle bir şey yok. Takacaksan bir şey, kafana bir şey geçireceksen şapka geçireceksin. Ama dışarıda şapkasız dolaşamazsın diye bir şey yok. Kanunda öyle bir şey yok. O doğru, tutmadı işte. Nasıl? Başka şeyler takılabiliyor yani. Neyi kastediyorsunuz? Ya mesela başka şey, sarık takabiliyor, insanlar takke takabiliyor, başka şeyler takabiliyor. Çok az bir kesim ama onlar. Öyle mi? Çok az bir kesim. Ama sonuç olarak... Neyzen Tevfik'in sözü vardı biliyor musunuz? Aman girmeyelim. Yo öyle değil. İlber'in söylediği gibi değil. Yobazın mantığa ermez berelenmiş kafası. Eskiden bere takarlardı biliyorsun, haladır. Musiki inkılabı tutmadı dediniz. Tutmadı mesela. Dikkat buyurun şeyler. Bizim işte o inkılabın ilk besteci nesli yaşıt olarak yani Gayani, Haçaturyan, neydi Sovyet besteci meşhur, ikinci valisi olan. Buna aynı nesildir. Hepsi dünya çapında. Bizimkiler olmadı. Tutmadı yani. Zaten Atatürk de sonra bir iş yaptık, olmuyor bu demiş. Ama diğer şeyler tuttu. Mesela şapka bahsediyordunuz demin. Hep bize yanlış söylenti üzerine kurulu. 1925'teki Rize ayaklanmasını bilirsiniz. Hı. Şapka isyanına. Derler ki Hamidiye zırhlısı geldi. Rize'yi topa tuttu. Geçenlerde çıktı, bir iki hafta önce okudum. İsmini unuttum yazarın, Ömer Bey olabilir. Rize İstiklal Mahkemesi'nin zabıtlığını yayınlamış. Hamidiye zırhlısı top atmış ama kuru sıkı. İki mermi atmış, Rize dışındaki bir yere korkutmak için, şehre yok. Toplar kuru sıkı. Mesela vali zırhlıyı ziyarete gitmiş, orada bilmem kaç pale top atılmış. Bunlar şapka veyahut tekke zaviyeler. Ya girmeyeceğim, iskelipli atıp üzerinden çok tartışıldı ama öyle olmadığına dair bazı belgeler yayınlandı. Daha sonra mahkeme belgeleri yayınlandı. İskelipli atıfın... Şapka değildir onun idam sebebi. Evet, şapka dendi. Şapka değildir. Ama çok öyle konuşulmuştu uzun yıllar. Biz mesela küçükken de hatta bir filmini de yapmış olabilirler. Yapıldı. Böyle hatırlıyorum. Şapka değildir. Sonra mahkeme kayıtları yayınlandı. Şapka olmadığını biz okuduk. Bende var mahkeme kayıtları. Yani şapka ben de çok sonra öğrendim okuduktan sonra. Ve şaşırdım. Ama beyefendi, bunun sebebi, şaşırmanızın sebebi de
kulaktan dolma veya devlerinin uydurduğu şeylere itibar etmektir, etmenizdir. Ama böyle bir tarih anlatısı da vardı. Efendim, şu belgeyi görmeden tarih olmaz. Olmaz, evet. Kulaktan dolma belge, tarih olmaz. Hiç. Şunu diyebiliyor musunuz? Bunları anlattığınız için söylüyorum. Yani bir devamıydı dediğiniz için, Cumhuriyet'in de Osmanlı'nın bir devamı olduğunu ve Atatürk'ün... Osmanlı'nın devamı değil efendim. Devletin devamı. Türk devleti. Bakın. Türk devletinin devamı. Ben hep söylediğim bir şeydir genel. İki tane devlet vardır. Türk devleti vardır. Doğu Türk devleti, Batı Türk devleti. Bunlar neredeyse bin küsur yıldan beri devam etmişlerdir. Ha, Doğu Türk devleti, işte Çagataylar, Cengiz, şunlar bunlar. Vaktiyle yıkılmış ama bak küçük devletler kurulmuş yerlerine. 19. yüzyıl sonunda Rusya oraları işgal etti. Bir kısmını İngilizler hallettiler falan filan. Sonra Sovyet peykleri olarak Sovyet devleti oldu. Şimdi bağımsız oldular gene. Hepsi bunların o Doğu Türk devletinin devamıdır. Yani Göktürkler, Uygurlar bilmem hepsinin devamıdır. Bir de Batı Türk devleti vardır. Büyük Selçuk ileriden başlar. Doğru. Sonra Anadolu Selçuk ileriye döner. Sonra Osmanlı olur. Sonra Türkiye Cumhuriyeti olur. Aynı devlet devam ediyor. Buna böyle yaklaşmalıyız diyorsunuz. Tabii güzel. Devlet aynı. Şunu soracağım buradan. Bakın, mesela Osmanlı kuruluş belgesinde de aynı şeyi söylüyor. Evet. Yeni inşa edilen devletin falan demiyor. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Zaten var. O zaman mesela harf inkılabına da şöyle bakıyor musunuz? Yani o da Osmanlı devam da etseydi o devlet Osmanlı'nın modernleşme sürecinin bir parçası da olabilirdi bir gün diye bakıyorsunuz. Olabilirdi zaten. Bakın şu var. Biz de harf inkılabına işte şey deniyor, %3 biliyorduk da %5 biliyorduk. Öyle deniyor. Hiçbir şey bilmiyoruz çünkü istatistik yok. Yok istatistik. %4 mi 5 mi yok öyle bir şey. Yani okul öğrenci sayısı okuma yazma bilen sayısını göstermez. Okula gitmeyen evde aristokratın oğlunu kızını ne yapacaksınız? Veyahut öğreten hocadır, cami hocasıdır, çocuğunu öğretir okuma yazma. Yani onu bilemeyiz. Yani okuma yazma oranı %5 de olabilir. Sanmıyorum ama belki de vardı. %25 de olabilir. Bilemiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama onun üzerinde bir şey olamaz değil mi? Onu biliyoruz. Bilemiyoruz. Belki de vardı. Ama hep böyle anlatılıyor. Deniyor ki beyefendi söylediğim bu. Birisi bir şey takıyor, uyduruyor, peşinden geliyorlar. Şunu söylüyorum bakın. Okuma yazma istatistiği Türkiye'de yoktur. Osmanlı döneminde. Osmanlı dönemindeki istatistikler hakkında hiçbir şey yoktur. Şu cümleniz işte mesela bir gecede Türkiye'de toplumun büyük bir kesimi cahil bırakıldı harf inkılabıyla. O söz benim değil. Sizin değil tabii ki. Cümlesinin altyapısını oluşturan bir başlığa dönüşemez mi peki? Yani %25'i de şöyle mesela Türkiye'de şu tez çok konuşuluyor. Az önce konuştuk hatta Emrah Safa Gülkan ve Pelin Batu'yla. Zaten o dönemde eğitim olanakları çok kısıtlıydı. İnsanlar Osmanlıca'da okuma yazmayı bilmezlerdi. Nereden biliyorlar? Nereden biliyorlar? Ben bilmiyorum hocam. Ben hayır, ben size söylüyorum. Efendim onu bu hiç kimse... Bu tez söyleniyor ya ama. Size açık söyleyeyim mi? Buyur. Kimse kusura bakmasın. O dönemde okuma yazma oranı çok düşüktür diyenler uyduruyordur. Doğru olabilir. Yanlış da olabilir. Yanlış da olabilir. Bilmiyoruz ki. Peki harf inkılabı buna bir... Yani Türkiye'deki... Şu var şimdi... harf inkılabı olması gereken bir inkılaptı. Ben onu her zaman söylerim. Hı hı. Olması gereken bir inkılaptı ama şöyle, iki yazıyı birden öğretirdiniz. Bakın bugün Rusya, yeni gördünüz İsrail, evet. Yunanistan, Çin, Japonya iki yazıyı birden öğretiyor. Hatta Gürcistan bile, onun çiçek gibi bir yazısı evet, vardı evet, biliyorsunuz. İkisini birden. Biz tabii Türkiye'de biliyorsunuz çok şiddetli bir reddi miras yapıldı. Geçmişi reddetmek. Reddi miras inkılap gören bütün ülkelerde olur. Mesela Fransa'da bizdekinden çok daha şiddetli ve kanlı olmuştur. Mutlaka. Herifler o sans-culotte derler, donsuz dedikleri şeyler, ihtilalciler Notre Dame Kilisesi'nin girişindeki aziz heykellerini kral zannedip mermer heykelin kafasını giyotinde kesmişler, giyotinlerle. Birkaç sene önce bulundu, 2-3 sene önce bulundu heykellerin kafası. Şimdi, bu reddi miras yapıldı, atıldı, edildi ama diğer ülkelerde de yapılmıştır. Fakat çok uzun sürmemiştir.
geri dönülmüştür, telafi edilmiştir. Bizde hala devam ediyor. O ve bu Türkiye'nin kültürünü çok olumsuz yönde etkiliyor ve cehaletin artmasına da yardım ediyor. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani okullarda Osmanlıca alfabede öğretmen... Şimdi olmaz, şimdi olmaz. Evet. Artık olmaz. Öğretmen yok, kim öğretecek? O zaman diyorum, 1928'de. Neden yapılmadı sizce o zaman? Bir diyorum de mesela ya, bu konuştuğumuz şeylerin hepsinin, yani geçmişte miras, hesaplaşma, bugün miras, zihnimizde de veya işte büyüklerimizin zihninde de var olma sebebi o dönemden kalan hikayelerle ilgili biraz da. Nasıl? Ya bize öyle geldi. Ya Osmanlı ve Cumhuriyeti şimdi siz mesela bu son dönemlerde çok konuşulan bir şey. Yani bir devam olarak görüyorsunuz. Ben bunu hakikaten çok önemsiyorum ve böyle de düşünüyorum. Devam da zaten. Ama bunun böyle olmama durumu, yani bu duygu kopukluğu bize işte annemizden, dedemizden falan gelen bir şey. Ne? Bu duygu kopukluğu. Ve bu Cumhuriyet döneminde oluşmuş. O size söyleyeyim. Bir şey mi? O reddi miras dönemindeki beyin yıkamanın neticesidir. Kim yıkadı bunu? Kim yaptı? Devlet. Neden? Beyefendi, hep aynı cevabı vereceğim. Biz şarkız, doğuyuz. Şarkta bu işler normaldir. Ve şarkta çok uzun sürer. Garpta biter. Belli bir zaman sonra sona erer. Normali avdet ederler. Bizde olmaz. Hala devam ediyor. Yani o dönem devlet eliyle yapılan şey de buydu. Şimdi devlet eliyle düzeltilmeye mi devlet çalışılıyor? Devlet eliyle... Öyle diyebiliyor musunuz? Yok. Ya tabii bazı şeyler düzeltilmeye çalışıyor ama o şekilde inanan zihniyeti onaramazsınız. Tavsiye edemezsiniz artık. Öyle bir kitle oluştu sonuçta. Efendim? Öyle bir kitle oluştu yani ülkede. Saplandılar. Onu değiştiremezsiniz onu. Ya çok bir şey söyleyeyim size. Hatırlar mısınız? Bir 8-10 sene önce biz program yaparken Erhan'la falan burada, bu stüdyoda bu Osmanlıca dersi konulacaktı okullara. İşte konsun konmasın falan, ben sonuna kadar destekledim. Tamam dedim, tamamen öğretemeyiz. Ama şunun için, bunun siyasi bir şeyim yoktu benim. Eski Türkçeyi öğrendiği takdirde önünde bir ufuk açılır, apayrı bir dünya açılır. Ve şey benim sözümdür. Türkiye'de entelektüel, eski Türkçe bilmeyen kişi entelektüel değildir. Ben onu hep söylerim ve dolaşıyor etrafta o laf. Çünkü anneannesinin, dedesine yazdığı mektubu okuyamayan adama ben entelektüel demem. İstediği kadar Batı dili bilsin, cahildir bu adam. Dedesine... Yani o zaman bu toplumun, şimdi az önceki ona geleceğim. Yani bir gecede cahil bırakıldığı tartışması da geldi ya. Onu... Hayır, bir gecede cahil bırakılmadı. Yani... Çünkü ne kadar biliyorduk bilmiyoruz. Okuma yazma oranını bilmiyoruz ki. Ha. Mezar taşımızı okuyamaz hale geldik. O laftı, saçma bir laftı. Evet, hatta... Mezar taşını herkes okuyamaz. Bugün bir ödevi çıkıyor, bana gelsinler ben okurum diyor. Okuyamaz kardeşim. Öyle bir istif taşları var ki okuyamaz. Yani çünkü onlar bir grafik şaheserdir, estetik bir şeydir onlar. Yani yazı için yazmıyor ki onu. Ha, nereden geldik buraya? Başka bir şeyden geldik. Harf inkılabından, geçmişle hesaplaşmadan... Ha, hesaplaşma, bu hesaplaşma sürecin... devam ediyor. Bu sağlıklı bir şey değil ama yani. Değil tabii ki. Türkiye'nin kamplaşmasının, çok büyük bir kamplaşma var Türkiye'de. Bir taraftan da işte onun en büyük sebeplerinden biri budur. Her şeyi diyordum. Bu eski Türkçe'de Osmanlıca dersi konsun konmasın. Ki Osmanlıca lafına da ben karşıyım. Eski Türkçe'dir onun ismi. Eski harftir. Çünkü Habsburgça, Romanovça falan diyor muyuz biz Alman yazısı şey için? Yok. Ben destekledim, şey yaptım. Ertesi gün ismini vermeyeceğim. Zaten hayatta değil. Rahmetli bir dostum hanımefendi telefon etti. Bu hanımefendi Şerif Hüseyin'in ailesinden Türkiye'de yaşayanlardan biri. Ama Türkleşmiştir. Muratcığım dedi, biz artık dedi Arapça mı okuyacağız dedi. Hanımefendi dedim, Arapça değil bu, Türkçe. Aa dedi. Modern bir Türkiye'de dedi. Bakın Şerif Hüseyin'in torunu bu. Torun çocuğu. Ben dedi niye Arapça okuyayım ki dedi. Hanımefendi dedim, yani kusura bakmayın. Hani belki duymuşsunuzdur. Hazreti Muhammed
diyoruz, sizin büyük 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 dedeniz dedim. O zamandan beri gelen bir yazı ama size Arap'a versem okuyamaz dedim. Anlatamadım ben bunu. Sana yakıştıramadım hiç dedi bu şeyi dedi, desteklemeyi dedi. Ebu Şerif Hüseyin'in torunu. Niçin söylüyorum bunu? Beyin yıkamanın boyutuna bak. Modern olma kompleksi bir yerde. Yani onu yorumlamam ben o şekilde. Öyle inanmışlar. Öyle dediğiniz gibi de. Efendim demedim öyle. Demediniz. Şey. Demediğimden mana çıkartmayın. Hayır. Şöyle bir şey sorsam tüm bunların üzerine. Hı? Bugün sokaklarda olan gençlerimiz, Cumhuriyeti kutlayanlar, gurur duyanlar, geleceğe taşıyanlar, taşıyacağını söyleyenler, heyecan duyanlar. Bunun altını hangi başlıklarla doldurmalı ve üzerine ne koymalıdır desin? Ben bu soruları hakikaten anlamıyorum. Altını hangi başlıkla doldurmak neyi kastediyorsunuz? Şöyle tarihe ben dair bilinçleri... Ben çünkü bunları okuyup dinlemediğim için anlamıyorum bu sözleri. Şöyle tarihe dair bilinçleri şu, mesela şu ana kadar bir şey konuştuk. Hı-hı. Tarihe dair bilinçleri buraya kadar getirmeli, bunlar olmalıdır. Ama aynı zamanda tarihte şunları şunları bilmeli. Artık yapamazsınız, dijital dünyadayız. Yapamazsınız. Bitti. Bitti. Nasıl artık yani? Bir şey öğretemezsiniz ki. Neden? Benim de kimse bir şey okumuyor. Dinliyorlarsa bizi belki. Bakın, bilgi kağıttan alınır. Doğru. Dinlediğimizi unutuyoruz. Bende de oluyor. Kulaktan dolma olmaz bilgi. Çok ilginç bir şey o da. Yani dinliyorum ve bir şey öğreniyorum. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de şey diye geçer. Önce söyledik, sonra okuttuk, okuyacaksın, dinleyeceksin. Ama o iman için, bilgi için değil. Bilgi kitaplar olur, artık bitti o iş. Maalesef ama aynı problem Avrupa'da da var. Özellikle bakın Boris Johnson, hı hı, eski başbakan. Evet. Bir kitap yazdı Churchill için, biliyor musunuz hadiseyi? Gazeteci soruyor, niye yazdınız kitabı diyor. İngiliz gençliği diyor, Churchill'i bir diyor, şey zannediyor. Sigorta şirketi zannediyor diyor. İngiltere'nin kurtarıcısı bu isimde bir adam olduğunu anlatmak için yazdım diyor. Doğru. Wow, öyle midir gerçekten? Evet, evet. Sistem, eğitim sistemleri birçok yerde şey yaptı. Bu Batı toplumlarında da böyle. Yani aslında... Şimdi iyi eğitim var. Tabii ki iyi eğitim var. Ama çoğunda böyle. Çoğunda ne kaybettirir böyle bu bize? Ot gibi yaşarız. Başka? O kadar daha ne olsun beyefendi? Ot gibi yaşamayı kabul edebilirsin. Ot yiyen bir yaratık. E başka ne fark edecek? Başka bir şey kaybettirir mi? Yani, tarihte bunları bilmemiz. Ama şunu unutmayalım. Şunu söylemek gerekir. Cumhuriyet çok başarılı olmuştur birçok konuda. Hep geçenlerde Kadir'in şeyinde de söyledim ben. Cumhuriyet Türkiye'ye ümit verdi. Biz büyük bozgundan sonra o Birinci Dünya Harbi'nde çok canımıza okundu bizim. Hı hı. Hiç öyle işte müttefiklerimiz yenildiğince biz de mağlup sayıldık saçmalığı, aptalca söz değil bu. Biz perişan olduk. Başkentimizi işgal edildi. Almanya'da hiçbir yere kimse Berlin'e girmedi ama bizim girilmedik kentimiz yok. Almanya Birinci Dünya Harbi bittiği vakit, yani anlaşmayı, Versay Anlaşması'nı imzaladığı sırada Fransa'da işgal altında tuttuğu toprak vardı. Almanya niye mağlubiyet anlaşması imzalamak zorunda kaldı? O yenildi, bize geldiler. Asker isyan etti. O da isyan etti. Evet. O Kaiser Wilhelm'in çatlaklıklarından ordu illallah dedi ama Almanya işgal edilmemişti. Biz edilmiştik. Evet. Bizim topraklar gitmişti. Şimdi yani Türkiye çok kötü bir dönemden sonra çok önemli bir mücadele verdi. Milli mücadele. Ve ne zorluklar altında verilmiştir o. Bakın Mehmet Akif Bey, şeyin İttihat Terakki'nin son döneminin, yani İttihat Terakki'nin liderlerinin son dönemi değil yani liderlerinin, bunların hepsi Atatürk'ün arkadaşları, tanıdıkları. Bunların hepsinin evrakı benim elimden geçti. Çoğunu yayınladım. Şunu açıkça söyleyebilirim. Hiçbiri tabii ki hain falan değil. Memlekete bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama maalesef cahiller, dünya görüşleri yok. Böyle bakıyorlar bir şeye. Nerede durmaları gerektiğini bilmiyorlar. Özellikle Enver Paşa. Bütün diyorum ya, evrakı hepsinin elimden geçti benim. Bir kısmını yayınladım. Ve şunu... Örneklendirir misiniz bunu? Enver Paşa çok tartışıldığı için söyleyeyim. Unutmayın söyleyeceğinizi de. Enver Paşa çok büyük bir vatanseverdir. Evet. Ama imparatorluğu batırmıştır.
Bunu hiç saklamaya gerek yok. Yani. Ama bakın şunu bitireyim. Hangi? Buyurun. Müsaade ederseniz. Yani hepsinin evvelki elimden geçti. Hiçbirinde bir Mustafa Kemal'in şeyi yok. Vizyonu yok, stratejisi yok. Yani ben hep anlattığım gibi senin mavi gözlerinin verdiği şimşek gibi hızlı o kafada birisi değilim. Devletin kurucusudur. Saygı göstermeye mecburuz. Ama ilahlaştırmaya da karşıyım ben tabii ki. Böyle şeylerde. Hı hı. Ama nitelik olarak değerlendirmek. Şu da gerçek, şu da gerçek. O vizyon hiçbirinde yok. Nerede durmasını gerektiğini biliyor, dünyayı görüyor. Ötekilerde yok maalesef. Zaten biz bugünün tarihinde böyle okumayacak mıyız efendim? Yani kimse hiçbir siyasi parti lideri hain değil. Herkes bu memlekete bir şey yapmaya çalışıyor bir yerde baktığınızda. Ama birisi işte memleketi bir yere taşıyacak. Bir diğerinin projesi... Geçmişte hain olanlar var. Yani hain olanlar mı var? Evet, hain olan bazıları var. İnadına şey yapan, kör gözüme iktidarı kaybettiğim diye o var. Fakat bizde yüceltme mesela bunu söylemek lazım. Bakın, 100. yıl diye dünya kadar Atatürk'ün konuşması yayınlanıyor biliyorsunuz, hı hı, televizyonlarda. Ya kardeşim sesiyle oynadılar. Sinema Televizyon Enstitüsü, evet, büyük adamın sesi kalın olur diye sesini kalınlaştırdı. Sadece 10. yıl nutkundaki ses gerçek sesidir. Ötekilerin hepsi bilgisayarda ses programında kalınlaştırılmış sestir. Ya bunu yapmaya ne hakkınız var? Terbiyesizliktir. Boyunu da uzatın bari. Çok uzun değil. Yani bakın dikkat edin. Atatürk'ün konuşmalarında bir normal sesi var. Türk milleti zekidir, evet, şeyi. Bir de oynanmış sesi var. Türk milleti. Bu değil ki sesi. Sesinden ne istiyorsun? Çünkü kafa o. Onu şöyle açıklıyor. O zamanın ses kayıt sistemleri kötüydü ve çok ince hiç çıkartıyordu. Hayır efendim. O zamanın ses ben kayıt de bunu çünkü sormuştum. Ses kayıt sistemi dijital derinlik olmadan çok daha harika kayıt yapardı. Hiç bana anlatmasın. Doğru. Çünkü plaklar var. Ben müzisyenim, bana anlatmasın. Doğru. Sizin. Hala biz evde arkadaşlarla kayıt yaparken, bir şey çalarken falan ben dijital kayıt yapmıyorum. Makara bandı koyuyorum. O her Royal Deluxe'u şimdi artık antika oldu. Ondan yapıyoruz. Ya Nagra'dan yapıyoruz. Çünkü çok daha temiz kaydedilir. Olur mu öyle şey? Cumhuriyet nereden nereye geldik? Bakın, Türkiye'nin toprak altı zenginliği yoktur. Bizim toprak altı zenginliğimiz yok. Sanayimiz yok. Yeni yeni. Daha bir şey değil. Çok büyük değil. Gene güzel şeyler yapıyor ama mesela Türkiye kaç asır sonra kendi silahını kendi yapmaya başladı. Çok geç kaldık. Dolayısıyla o zaman mesela donanmamız yok. Bir tane mi gemimiz var? İki tane mi gemimiz var? Donanma var da çürütmüşüz. Sultanahmet çürütmüştür. Yani bunu söylemeye şey yok. Yani Karadeniz'e bakın bugün dışında şey geçerken, o yüz gemi geçerken ben şeyi hatırladım. Balkan abi çıktığı vakit Haliç'te bu kilitli donanmayı şeye çıkartmaya çalışıyorlar. Haliç'ten dışarıya kazanı patlıyor. Oraya çarpa çarpa perişan oluyor gemiler. Ama bütün bunlar Cumhuriyet'in başarısıdır. Ve Cumhuriyet ümit vermiştir. Bu ümit hala devam ediyor. Kullanarak devlet gücüyle veyahut başka şekillerde yani çok yanlış uygulamalar olmuştur mesela bazı şeylerde. Mesela dini uygulamalarda vardır bazı hatalar. Birçok hatalar. Dini uygulamalar. Dini, yani bazı yasak. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bugün eski bir Kur'an-ı Kerim kitapçılığa falan getirirler veya şey görürsünüz. Mutlaka çoğunun içinden toprak çıkar. Biliyor musunuz? Duaları gömülmüştür. Bilirim. Korkudan. Bilirim. Ama bir yasak yok. Kur'an okumak yasaktır diye bir yasak yok. Ama bazı kraldan fazla kralcı şeyler var. Uygulamalar var. Bu da bir kırılma yaratmış toplumda. Efendim? Zaten. Bu da bir kırılma yaratmış toplumda. Yani bir kutuplaşma, bir kırılma. Kırılmayı bilmiyorum ne demek olduğunu onun. Ama kutuplaşma yaratmıştır. Ama Cumhuriyet her şeye rağmen son derece başarılıdır. Mesela milli eğitim politikası başarılı mıydı Cumhuriyet'in? Ne zaman başarısızlığa evrildi? Sanayileşme politikası başarılı mıydı? Sanayileşme politikası yoktu ki. Olamadık. Efendim? Olamadık ki. Sanayi ülkesi. Biraz onları mesela böyle
şey yaparsanız, spesifik hale getirirseniz öne çıkan başarıları ve nerelerde duraksadığı, yani şunu çünkü beyefendi, şunun için soruyorum. Ümit vermese de mutlaka bir şey yapmaya çalışacak. Bu çok önemlidir. Gerisi ayrıntıdır. Teferruattır. Ama ümit vermiştir, bir heyecan şey yapmaya. Yaratmıştır. Efendim? Heyecan yaratmıştır. Heyecan yaratmıştır. Aynı heyecan, çünkü İttihat Terakki de aynı heyecanı yarattı. Balkan Harbi'nden sonra. Ha, sonu çöküş oldu ayrı. Berbat ettiler. Ama silahı olmayan, bakın toprak altından bahsederken, toprak altı servetlerimizden, Türkiye böyle bir şey olmamasına rağmen senelerdir işini götürüyor ve diğer bu şekilde serveti, sanayiyi olmayan ülkelere göre biz çok daha iyi vaziyetteyiz. Öyle mi? Yani Avrupa'da da pek çok ülkenin toprak altı zenginliği yok. Sanayisi var ama. Sanayisi var ama. Efendim, sanayisi var. Hayır, bizim toprak altı ve sanayi demedim. Toprak altımız da yok, sanayimiz de yok veyahut. Ama olabilirdi. Toprak altı nerede vardı? Hayır, sanayimiz olabilirdi. Yapmadık. Yapmıştık. İşte yapmadık yani. Yapmadık. Tembellik ettiğimiz bir şey. Şimdi yapıyoruz uçağı. Yani aslında yaptık da durdu mesela. Neyi mesela? Yani yapmayı denediğimiz, yaptığımız dönemler oldu. Sanayileşme sürecimiz var. Atatürk zamanında da var. Uçakla ilgili Nuri Demir Ağlar anlatılır. Vecihi Uçuşlar anlatılır. Bir şey diyeceksiniz o yüzden. Tam bir uçak yapılmadı. Denemeler vardı. Devam etseydi mükemmel bir sistem olurdu. Yani bir sanayi olurdu. Havacılık sanayi ama olmadı. Onun da böyle inkıtağa uğradığı konusundaki süreçlerin... Onun da inkıta, ya kesintiye uğradığı süreçlere ilişkin anlatılanların gerçekliğini nasıl değerlendirirsiniz? Arşive bakacaksınız. Evet, bakmışsınızdır siz. Valla şimdi hiç ona girmeyeyim, çok uzun meseledir o. Kısa söyleyin, merak ediyorum. 1930'lu yıllarda Türkiye Fransa'ya mesela nakliye uçağı satıyor, küçük. Ama bunlar küçük şeyler. Ama motoru biz yapmıyoruz çoğunun. Ama devam etseydi... Niye devam etmedi? Girmeyelim o konuya. Ya girmeyelim. Lütfen, çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Başka bir şeyden sormuyorum. Yani herkes merak ediyor. O zaman şöyle söyleyeyim, bilmiyorum. Bilmiyor olamazsınız. Bilmiyorum o zaman. Yani bazı konulara gerek görmüyorum ben, şahsi olur mesela. Mesela şeyin silah fabrikası, Paşa'nın neydi? Haliç'teki. Evet, tamam. Havaya uçan, yani hiç öyle anlatıldığı gibi sabotaj falan filan değildir. Ben o patlamadan hayatta kalan iki kişiyle tanıştım. Neymiş? Ya aşağıda her an patlayacak diye Nuri Paşa'ya biz söyledik. Paşa bakarız bakarız dedi, patladı diyor. İhmalden patladı. İhmalden. Sonra da durdu. Oo, bizimkiler olsa olsanız Yahudi ajanlar şey yapmış ya, Siyonistler, İsrail, Mısır araya girmiş de Araplar bilmem. Beceriksizliğimiz yani. Oradaki. İki kişi. Kim olduklarını da söyleyeyim ben size. Biri kardeşinin kızı, yani şeyin, Enver Paşa'nın kızı Mahpeker Hanım rahmetli, bizim kimya hocamızdı okulda. O da kimyager. Bir de sonra programa çıkarttım, geçenlerde vefat etmiş. Nuri Paşa'nın şeyin manevi oğlu gibiydi. Pardon, şeyin. Nuri Paşa değil, öteki Paşa'nın. O da çalışıyor orada. İkisi de başka bir yere gitmişler ama söyledik diyor. Amcama da söyledim derdi. Amca burası patlayacak, şu kanı kimya mühendisi. Türkan Hanım, Türkan Mayatepek. Yaparız yaparız dedi. Umut verdi. Bazı konularda bazı adımlar atıldı. Önemli adımlar atıldı, o kadar basit değil. Önemli adım. Nedir adımlar? Ama efendim her konuda atıldı. Yani Türkiye bugün, bakın, Osmanlı döneminde bizim sanayimiz vardı ama çok küçük bir şeydi. Yoksa kovukta yaşamıyorduk, şunu unutmayalım. Osmanlı döneminde hiçbir şey yoktu da cumhuriyet oldu değil, her şey vardı. Cumhuriyet döneminin kendi öğretmenleri yetişmeden önce o öğretmenleri kim yetiştirdi? Osmanlı öğretmeni yetiştirdi. Güzel. Bu devamlılığı aslında unutmamamız gerektiğini anladığım kadarıyla, özellikle yani bunu bir mutlaka hafızaya çakmamız lazım diyorsunuz. Mutlaka, yani ama sanayi devriminde konuşuyorken, mutlaka. Cumhuriyet'in milli eğitim müfredatı ile ilgili veya işte eğitim politikalarında konuşuyorken. Mehmet Akgöy, ben hayranı değilim, onu söyleyeyim.
Eğitim Enstitüsü. Şimdi çok kişi kızacaktır ama. Köy enstitüleri. Köy enstitüsü pardon. Köy enstitüsü hayranı değilim. Köyde mandolin çalmakla Türkiye kalkınmaz. Ama oradan çok yetiştirildiği, çok işte mandolin çalmak ama değil çünkü. Ama köy orası. Enstitülerinde öyle bir... Siz bakın şeyi söyleyeyim size. 1960'ların sonu 70'lerin başı olabilir. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nden Köy Enstitüleri adıyla 2-3 cilt kitap çıktı. Mesela onların içinde köy enstitülerinde okutulan ders kitaplarının bölümleri vardı. Çok enteresan şeylerdir onlar. Nedir, bir tane söyler misiniz? Rütük kızar. Kızmayacağı bir şey söyleyin efendim. Efendim fazla siyasi, çünkü bunlar biliyorsunuz Bulgaristan'ın modelidir tamam. Şeyi. Ama Allah aşkına köyde mandolin çaldırdığınız çocuğa sineğin çiftleşmesinin şekliyle niye anlatıyorsunuz? Ne işe yarayacak? Ben ama köy enstitüleri hakkında çok yoğun bir reklam kampanyası yapıldı. Şöyleydi böyleydi falan filan diye. Tamam. Hala konuşulan bir şey bu ya, bunların kapatılmasının işte eğitime verdiği zarar gibi şeyler, öyle değil mi? Yetişmiş bazı kişiler vardır ama yani başarılı olmuş azdır bunlar. Geri kalanı maalesef gene kızacaklar falan, militandır. Hala o militanlık devam ediyor. Hala devam ediyor. Şöyle bir tarihçilerin konuştuğu, kızacaksınız bana ama şöyle bir şey var. Şöyle olmasa ne olurdu diye bir soru sormayacağım. O hiç sevmiyorum. Yani, şey onu sormayacağım ama. Yani mesela deniyor ki işte Cumhuriyet'in çok önemli bazı kazanımları var. Pek çok konuyla ilgili. Doğru. Ve o kazanımlar Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra 1940 süreci, akabinde yani 2. Cihan Harbi süreci ve Türkiye'de çok partili sistem ve demokratikleşme ve vesaire de artık inkıta, kesintiye uğradı ve bozulma başladı. Aslında devam etseydi... Kesintiye çok... uğrasaydı biz bugün eskiye göre gelişmiş vaziyette olmazdık. Hayır. Bakın, tek parti dönemine her şeyi söyleyebilirsiniz. Zaten söyleniyor. Ama şunu inkar etmemek lazım. Kabul etmek lazım. Ben öyle köylemesine bir İsmet Paşa düşmanı falan değilim. Tam tersine İsmet Paşa'nın çok iyi bir devlet adamı olduğuna inanırım. Birinci, ikinci dünya harbine sokmaması Türkiye'yi yeter. Güzel. Çünkü adam Yemen'i görmüş. Sizden bunu duymak... Dünya harbini görmüş. Evet. Hayır, çok iyi şeydir. Efendim paraya resmini basar. Kanunu öyle basar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da istese Abdullah Gül veya Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan... Basabilirdi. Parayı basar çünkü kanun hala mevcut. Bayağı kıyamet kopardı ama. Kanun var. Var, evet. Kanun Atatürk zamanında çıkmış kanundur ama. Şeyde, sonradan değil. Herhalde ondan sonrakiler nezaketen yaptı. Ama İsmet Paşa, biz 2. Dünya Harbi'ne girseydik ne olurdu biliyor musunuz? Bakın, girmediğiniz savaşta, girmediğimiz 2. Dünya Harbi'nde biz kaç şehit verdik biliyor musunuz? 13 bin. Yanılmıyorsam, biraz daha fazla da olabilir. Ölmüşler cephede, hastalık, şu bu bilmem ne, sınırlarda, girmediğimiz savaşta. Girseydik, herhalde şimdi demir perdeden yeni kurtulmuş, 20 sene önce kurtulmuş veyahut başka türlü bir şey olurduk. Yani o bile İsmet Paşa'nın yeter. Sokmaması. Ben şeyi sormuştum, kesintiye uğradığı konusundaki tezlere karşı olduğunuzu, İsmet Paşa'ya oradan gittiniz siz. Böyle olsaydı bu noktada olmazdık. İhtimal üstüne bir şey demem. Dediniz. Yalnız şunu da unutmayalım. Bazı devrimlerden geri adım atılmıştır. Atatürk zamanında dil devriminde Atatürk geri adım attı. Dil kurumu hayır dedi, devam etti. Türkçenin üzerine tüy dikti. Bugün Türkiye, bütün Türkiye özellikle gençlik 250 kelimelik bir Türkçe konuşuyorsa, Türkçeyle konuşuyorsa bu dil kurumunun ve o hempalarının vaktiyle etikleri halkların neticesidir. Çok şeyler de yaptık biz. Maalesef hiç şey yapmayalım bunu. Ne yaptılar da böyle oldu? Kelime uydurdu da dili berbat ettiler.
Atatürk Faliye Çapkı yazarak çıkacak. Çocuk diyor dili bir çıkmaza soktuk, bundan kurtaralım diyor. Biliyorsunuz bazı meclis konuşmalarında öyle bir Türkçe vardır ki anlamazsınız. Uydurukça. O zamanın modası. Sonra normal Türkçe'ye dönüyor diyor, hata ettik diyor. Ama dil kurumu ve bazı devrim şeyleri, şampiyonları devam ettiler, canını okudular. Türkçe, Akif Bey, Türkçe dünyanın en ahenkli dillerinden biriydi. Ben yeni Türkçe'ye niye karşıyım? Yeni uydurukçaya, uydurukça dediğimize. Niye karşıyım biliyor musunuz? Uyduruluyor falan filan diye değil. Çünkü dil kendisini devamlı yenileyen bir şeydir. Türkçenin ahengi gitti. Takır tukur bir hale geldi. Bir de öğrenilemeyen bir dil oldu. Kuralsız bir dil oldu. İşte mesela yabancılar çok Türkçe öğrenirlerken çok zorlanıyorlar. Yok, gramer değişmedi ama. Yok, o anlamda demiyorum. Yani her şeyle ilgili öğrenmesi çok zor. Bernard Lewis bir gün dedi ki, mükemmel Türkçe biliyordu o. Tabii, modern Türkiye'nin doğuşunu yazan adam. Siz dedi, bir garip Türkçe konuşuyorsunuz. Biz mülazım efendi derdik. Siz teğmen diyorsunuz. Ne de bu teğmen dedi. Çok şeyden. Bernard Lewis'in bunu demesi de evet. Evet yani. Meseleyi iyi bir yüzyıl geçirdik diye düşünüyor musunuz? Bir tarihçi olarak baktığınızda geriye dönük Türkiye'nin gelişimine dair, sürecine dair. Gelişim bakımından çok daha ileride olabilirdik bazı kesintiler olmasaydı. O kesintiler hangi kesintiler? Darbeler. Darbeler diyeceksiniz, evet. Darbeler. Baskılar, darbeler. Ama onların olması normaldir. Demin söylediğim gibi biz şarkız, şarkta bunlar olur. Doğuyuz yani. Şark, bakın Doğu bile şarkı karşılamıyor. Şark başka bir şey. Yani biz şarkız, bunlar olmadan bir şark tahayyül edemezsiniz. Olacaktı. Dolayısıyla bu da bizim özelliğimizin bir parçası ama diye görüyorsunuz. Ama bakın biz Fatih'le de o programda tartışmıştık, Fatih Altaylı'yla. Yani Türkiye şarktır, ben hep söylüyorum, Toynbee de söyler onu. Şarkta demokrasi olmaz. Bize de olmayacak. Ama bu bizim aptallığımız falan filan değil, beceriksizliğimiz değil. Genetiğimiz öyle. Olmaz. Ben de ona mesela sosyoloji mi? Mesela Arap ülkeleri için de aynısını düşünüyor musunuz? Arap Baharı sürecinde aynısını bütün diyor musunuz? Bütün şarkı için düşünüyorum. Tüm şarkı Rusya için. Dahil. Ya ben böyle cümleler kurduğumda çok tepki alıyordum. Yo, mantıklı söylüyorsunuz demek ki, bravo. Yani çünkü ben de bütün o coğrafyada çok uzun yıllar kaldım. Gezdiğimde evet. Ya siz böyle şeyler söylüyorsunuz ama burası mesela bu Libya'ya uygun bir şey değil. Libyalılar böyle insanlar değiller falan dediğimde çok kızıyorlar bana. Mesela hala ne? Hala derken tereddüt ediyorum. Mesela ne? Ya yani bu demokrasi veya yani şu bahsettiğiniz konunun aynısı. Yani bizim için söylediğiniz şeylerin. Ya siz şarkta demokrasiyi hayal ediyorsanız çok fazla iyi niyetlisiniz. Ben etmiyorum. Olmaz öyle şey. Ha onlar mı istiyorlardı demokrasi olacak falan diye? Söylüyorlardı. Öyle söylüyorlar ya. Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. Mısır'da oldu ya mesela bir süre. Allah aşkına. Mısır'da yani Tahrir'de 10 bin kişi toplansa şeyi devirirdi. Çok çekinerek konuşuyorum şu anda. Yarın manşet olacağız biz demokrasi. Yani olmaz ki efendim. Ne zaman oldu? Abdülnasır en tantaralı parlak günleriydi Mısır'ın ama birçok bakımdan da canını okumuş. Ya düşünebiliyor musunuz? Herif Mısır pamuğunu bilirsiniz. Tabii. Şu anda yok o pamuk. İngiliz şeylerini, dokuma tezgahlarını batırmak için Mısır pamuğunun tohumunu değiştirmiştir Abdülnasır. Hatta o iş için şeyi getirmiş. Schacht vardı, Hitler'in ekonomi nazırı. Ekonomi bakanı. Sakın böyle bir halt etme demiş. Gider pamuğun da gider İngiliz'in hiçbir şey olmaz. İngiliz'e İngiliz makineyi değiştirir. Senin pamuğun gider demiş. Herifin dediği çıktı. Bugün iyi Mısır pamuğu değil mi? Sudan pamuğudur bizim. Evet doğru. Şeyi. Yani böyle abuk subuk şeyler yapılmıştır. Şark da budur. Osmanlı, yani bu asker darbeler dediğiniz için söylüyorum. Süremiz mi azaldı? Biraz var galiba. Osmanlı subaylarının özellikle bu Cumhuriyet'in inşa sürecinde önemli isimlerin neredeyse tamamının askeri bilgileri dışında siyaset bilgileri, felsefe bilgileri, tarih bilgileri, uluslararası ilişkiler
konusundaki derinlikleri gibi şeyleri var. Yani bir devlet adamı. Eğer o olsaydı askerlerde Birinci Dünya Harbi'nde biz canımıza okunmazdı. Yoktur. Yok muydu? Yoktur. Yoktur. Ha, entelektüel olanlar var tabii ki. Ama öyle hepsi değil. Hepsi değil. Efendim? Yani salt asker değil de işte bunların hepsinden anladıkları için... Mehmet Akif Bey. Hepsiyle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Sultan Hamit döneminde öyle bir eğitim verileceğine inanıyor musunuz siz? Yok. Şey. Sultan Hamit döneminde biraz zor. Onlar Abdülhamit döneminin nesli. Doğru. Öyle bir şey yok. Hayır. Ama bakıyorsunuz mesela Kazım Karabekir, Derov, Orbay'ın da Atatürk'ün de... Bakın şunu unutmayın. Fatbeli. Şunu aslında bunu söylemek acıdır ama gerçektir. Milli mücadelenin galipleri, galip subayları, paşaları Dünya Harbi'nin mağluplarıdır. Ne demek bu, açar mısınız? Çünkü Dünya Harbi'nde mağlup olan paşalar Milli Mücadele'de de galip oldular. Hemen hemen hepsi. Mağlupları da Milli Mücadele. Şey, Dünya Harbi'nin. Dünya Harbi konjonktürünü doğru okuyamadılar diyorsunuz. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Demiyorsunuz. Askeri bakımdan, ha, kendi hatalarımı değil belki. Hı hı. Sevkiyat yapılamadı, devlet bilmem ne edemedi, şu olmamıştır bilmem ne ama... Dünya Harbi'nin mağlupları da şeyler, Birinci Dünya Harbi'nin. Ama yakın olarak baktığınızda onun yapılamayacağını da öngörmesi lazım. Nasıl, anlamadım. Yani bu komutanın o sevkiyatın yapılamayacağını da biliyor olması lazım. Sevkiyat sadece sevkiyat değil ki. Veya neyse işte, yani oradaki eksiklik. Sevkiyat değil ki sadece. Onu görüp risk almaması lazım. Yani Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh meselesi herhalde en temelde, bu kimseye sataşacak mecalimiz yok. Kendimizi kuvvetlendirmemiz lazım değil midir? Ama o sonradan milli tembellik provası haline getirmişti maalesef bazı şeyler. Öyle başlamış, sonra milli tembelliğe mi dönmüş? Milli tembelliğe dönmüştür. Onu atlattık mı? Neyi? Tabii atlattık. Bugün Türkiye'nin 20 küsur ülkede askeri varsa... Hı, çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu an. Efendim, mesele şudur. Emperyalizm falan değil bu. Yani asker yollayalım falan filan değil. Vaktiyle senin toprağın olan bölgelere bir manevi alakan olması şarttır. Yeniden de dönebiliyorsan bu çok kıymetli bir şey. Hayır, yani imparatorluk kurulmaz artık. Öyle demiyorum. Yeniden dönmek, bağ kurmak anlamında söylüyorum. Yani yeniden temas edebiliyorsan artık o toplumla, orayı yönetenlerle. Şüphesiz tabii, doğru. Çok kıymetli bir şey. Doğru. Yani onların talebiyle oluyorsa bu bir de. Onların talebiyle olmasa bile abilik etmesi gerekiyor Türkiye'nin. Abilik lafını sevmiyorlar hocam. Yerine göre severler. Yerine göre. Dediğinizi çok iyi anlıyorum ben. Ama yerine göre de gizliden gizliye isterler. Herhalde rastlamışsınız. Söylemeden, rastladım. Ama söylemeden yani, istiyorlar. Yani memnun olurlar. Çat'taydım 80'li yıllarda. Fransız askeri kaynıyordu. Ne işiniz var burada dedim. Burası Fransa dedi adam. Sen kaybettin, bıraktın buraya gittin dedim. Olabiliyor dedi. Fransa burası dedi. Çat Cumhurbaşkanı Fransızca konuşuyordu. Açıklaması her şeydi mesela. Hüseyin Habre'ydi galiba o zaman. Evet, Hüseyin Habre'ydi. Hüseyin Habre. Hepsi ve hala devam eden, işte Nijer'de yaşayan varlar üzerine de mesela toplandıklarında Nijer'de Fransızca konuştu. Hala devam eden bir süreç. Bu en son Nijer'de... Şeyi gördünüz mü siz? Türkiye Devletler toplantısında Rusça konuşuluyor. Gibi mesela. Rusça konuşuluyor. Daha ne anlatalım? Ama işte bizim hatamız oldu. Balkanlar, Orta Doğu bilmem ne Türkçe konuşamıyor. Sadece aristokrasisi bilir. Yani imparatorluk aristokrasisi Fransızlar bilir. Fransızlar bu işlerde çok mahirlermiş. İngiliz, Hindistan İngilizce konuşuyor. İngilizler zaten, ama onlar dünya çapında. Ama şu var yani. Dünya dili Hindistan, da, hayır. Kültür olarak Fransızlar herhalde. Hayır, Hindistan İngilizce konuşuyor çünkü İngilizce olmasa birbirini anlamazlar. O kadar çok dil var ki. Bir de o var. O da doğru. O da evet. Ortak dil ve en çok bilinen dil. Çok son dakikalarımız. Şeyi de merak ediyorum. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Kadınların kazanımları falan dendi de az önce onları konuştuk. Ben bitirmeden önce Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve küresel aktörlerin Türkiye'ye yaklaşımları nasıldı? Küresel aktör ne demek? Yani önemli aktörlerin, kazananların, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın. Cumhuriyet'in ilanı hiç öyle dendiği gibi bizde
dünyada büyük yankı uyandırmış bir şey falan değildir. Güzel. Gazetelerde, yabancı gazetelerde, Fransız, İngiliz veyahut Amerikan gazetelerinde, New York Times'ta şu kadar bir şey çıkmıştır şöyle. Öyle mi? Tabii küçük. Onlar ne olarak gördüler? Osmanlı'nın bitişi olarak mı gördüler? Hayır. Görmediler. Angora hükümeti diyor. Angora, Ankara'ya Angora diyorlar. Angora parlamentoda republik ilan etti, cumhuriyet yaptı. Bu kadar. Bir manşet bile değil miymişiz onlar için? Hiçbir zaman olmadı. Ha, hilafetin kaldırılması çok daha fazla şey yapmıştır. Yayın yapılmıştır. Çok daha büyük üzerine. Manşet oldu. Efendim? Nasıl manşet oldu? Manşet olmadı, manşeti bırakın. Manşet yapmaz bizi onlar. Manşet olmadı hiçbir zaman. Ama cumhuriyet tek sütun veyahut hadi bilemediniz çift sütun kısa haber oluyorsa hilafet daha büyük oluyor. Neden? Çünkü efendim şunu unutmayalım. Hilafet kaldırıldığı sırada, yani Birinci Dünya Harbi sonrasında dünyanın en büyük Müslüman ülkesi İngiltere'dir. Türkiye, Rusya dolayı. Tabii İngiltere'dir. Sonra Rusya'dır. Sonra bizler geliriz. Ki biz de parçalanmışız zaten. İngiltere'dir. O daha büyük haber olur. Ha, nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Şimdi Atatürk onların gözünde çok saygın bir devlet adamıdır. Çok saygındır. Çok şey yapıyorlar yani. Saygı gösteriyorlar. Hatta bütün devlet adamlarıyla, birçok devlet adamıyla yazışmalarını gördüm. Gayet resmi, saygılı bir üslupla o da öyle yazıyor. Mesela Hitler'le yazışmaları mesela. İkisi de devlet başkanı. Alman milletinin büyük führerini diye yazıyoruz biz. O da Türkiye'nin büyük liderini diye yazıyor falan. Yani şey var. Bir saygı şeyi var. Çok saygı görüyoruz. Ha bu protokoler açıdan bakımdan değil sadece. Birçok bakımdan şey oluyor. Bunun etkisi var. Yani müsavi bir ilişki mi kuruyorlar? Müsavi derken eşitlik, neyi kastediyorsunuz? Eşit bir. Ya bir dakika zaten. Üstten bakar bir dilleri yok. Hayır zaten millet arası şeyde öyle bir şey olmaz. Normalde olmaması gerekir. Hep müsavi bakılır. Olduğu çok oldu. Son dönemde mi? Bazı mektuplar. Nasıl? Bize üstten baktıkları ve dil kullandıkları da oldu yani. Bazı mektuplar vesaire. Şahsi şeyle karıştırmayın. Olmuştur evet. Evet. O yüzden sordum. Yani ama mesela Johnson mektubunu. Johnson mektubunu. Yalnız Johnson mektubunu alan nöbetçi genç hariciyeci İlter Türkmen'miş. İlter Bey, İsmet Paşa'yı ikna edemedim. O manada bir şey yok bu mektupta diyordum dedi. Anlatamadım dedi. Bir de işin bu tarafı var. Ama şeylerde yok hayır. Ama şu var. Atatürk de o şeye çok dikkat ediyor. Kimiydi? Tevfik Rüştü'yü galiba. Şeye gönderirken bir gün Roma'ya gidiyor. O herif diyor İtalyan Avcı Vekili için. Mussolini'nin Avcı Vekili, sen benim Avcı Vekiliymsin diyor. Eşit şey yapacaksın diyor. Hiçbir şekilde altta kalmayacaksın diyor. O şekilde davranmıştır. Lozan görüşmelerinin ilk oturumunda bir sandalye mi şeydi, bir unuttum şeyi, bir oturma problemi falan çıkar. İsmet Paşa hayır der, terk eder. Gidiyorum der. Hemen gel gel derler. Düzelttik derler. Böyle şeyler vardır. Yani Türkiye'nin saygın bir yeri vardı efendim. Fakirdik. Güzel. Fakirdik. Ama saygındık, itibarlıydık. Hep. Ama şu anda da itibarlıyız. Şu anda da itibarlıyız. Türkiye o zaman kötü bir şey ya değil. O zaman da hep itibarlıydık. İtibarlıydık. Biraz onu, biraz tarihsel süreçte bunları da bilsinler. Çünkü Türkiye dediğim gibi bir İran, Afganistan veya şey değildir. Arap ülkeleri falan değildir. Burası başka. Empire Ottoman yani. Bir imparatorluk bakiyesidir. Ama Mehmet Akif'in çekmeye bakın, pardon, gelmez söylemek boyunun lazım. Lafının doğru olduğunu anlatmak için de biraz bunu sordum. Buyurun. Yani evet. Yalnız şunu da söylemek lazım. İran'ın entelektüel kimliği bizde yoktu maalesef. E tabii yani. Maalesef. Orası. Niye? Onlar bu işlerde çok daha oturaklı. Hayır, ve... Hayır. Dil ve yazı değişmedi. Değişmedi. Dil değişmedi. Mesela Arapça değişmiştir malum. Fusha ile Ammice arasında çok fark vardır. Ama İran'da o yok. Telaffuz değişmiştir. Yani çok bugün... köklüler yani. Hep oraya çök salmış bir medeniyet. Ama hayır ama Farsça... Yani bugün ortaokul talebesi Hafız Şirazi'yi anlar. Tabii.
Ama çok da önemli bir şey. Bir Mısır'da veya şeyde ortaokul talebesi bu alaka anlamaz. Bir şeyi anlamaz. Ama dil değişmiş Arapçada da, Türkçede de, Arapçada da. Farsça'da değişmedi. Arapçada da Türkçe kadar değil. Arapçada da anlar ama biraz eksik kalır. Fusa'yı anlamaz. Yok. Fusa öğrenirler önce ama yani. Öyle öğrenmekten kastetmiyorum. Ortaokul talebesine Hafız-ı Şirazi'nin divanını verin. Ha. Anlar. Bir Arap öğrenciye, o aynı yaşta bir Arap öğrenciye bir ne bileyim o Gazali yedi askeri... verin anlamaz. Efendim? Bir Gazali verin anlamaz. Edebiyat eseri. Edebiyatı söylüyorsun. Anlamaz. Evet. Çünkü dil değişti. O bakımdan. Ama hiç şey yapmayalım yani. Zaten geçenlerde bir yerde de söylemiştim. Bugün bir arkadaş gönderdi. Twitter'da herifin biri ben karşıyım diyor. Çatlak çok. Türkiye'de Cumhuriyet yerleşmiştir Mehmet Akif Bey. Cumhuriyet düşmanı yoktu. Yani aynı şeyi söyleyeyim. Şimdi adam şey yapmış, ben düşmanım falan demiş herifin biri. Yani bir iki hayalperest, hülya peşinde, çatlak, hatta öyle söyleyeyim, hıyar. Efendim, Cumhuriyet gelmesin, hilafet gelsin. Böyle saçma şey olur mu? Hilafet nasıl gelecek? Hilafet tabi olacak zaten. Hayır, yani. Hilafet zaten olmaz öyle bir şey de. Kim Suudi Kralı sana mı bağlı olacak? Kimseyi dinlemiyor zaten. Hayır. Hilafet gelse bir devlet lazım. İran dini devlet ama cumhuriyet. Gene bir şey olacak yani. Suud benim diyor. Yani, Mısır'da İhvan benim diyor. Hayır, cumhuriyet olarak kastediyorum. Evet. Ama şeyde Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir. Ve cumhuriyet karşıtı yoktur. Zaten bizde monarşist bir grup olmadı hiçbir zaman. Monarkı sevenler oldu. Hala var. Sultan Abdülhamit hayaline dalıyorlar. Olmamış bir Abdülhamit'i yaşamış zannediyorlar. Nasıl yani? Öyle bir Abdülhamit olmadılar boyunca efendim. O filmlerdeki gibi. Dizi vardı ya hani silahı çekiyor, baskına gidiyor. Ve 33 sene sarayından çıkmamış Abdülhamit. Öyle bir Abdülhamit yok. Bir işte tek karış toprak kaybetmemiş bir Abdülhamit yok. Yok. Bir buçuk milyon kilometre. Bir buçuk Türkiye'nin iki katı toprak vermiştir. Evet, evet. Bir de şeye bayılıyorum, o sorumlu değildir diyorlar. Ben mi sorumluyum yani? Ha, bu şeyi Abdülhamit'in yani Türkiye'nin devlet başkanıdır. Hiç bakıyor Abdülhamit, Atatürk, Tayyip Erdoğan, Kanuni, Sultan Süleyman bunlar devlet başkanlarıdır. Bunları hakaret etmeye gerektirmez. Hiçbir şekilde edemezsiniz. Terbiyesizliktir o. Ama hatalarını söylemek gerekir. Dürüstlüktür o da. Şeyden. Çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Çok istifade ettiğimiz bir sohbet oldu. Varsa ekleyeceğiniz toparlayabiliriz. Yok bitti. Kurtulalım. Çok yok. Çok güzel oldu. Benim için çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Gerçekten keyifli. Oo, 2 saat olmuş ya. Evet. Öp. 2 saati geride bıraktık. Evet. Sağ olun. Efendim. Evet, Cumhuriyet'in 100 yılını geride bıraktık. Ve ertesi güne de geçtik. Bir saati de oradan geride bıraktık. Nice yüzyıllara diyelim. Bugüne ama kadar olduğu gibi. Ne kadar çabuk geçmiş. Evet, değil mi? Didişmelerle, şunlarla, kavgalarla. Ama büyütmüşüz yani. Nasıl? Büyütmüşüz. Neyi? Miras aldığımız şeyi büyütmüşüz. Bir yere getirmişiz hep beraber. Aa, tabii şüphesiz tabii canım. Şüphesiz tabii. Ama 100 senede de büyüsün. Büyüsün tabii. Bir 100 yani... sene daha büyüsün. Daha da büyüsün. Yok, o eski hatalar artık tekrar edilmez bazı hatalar. Bir şey, en son şeyi söyleyeyim. Yani 10. yılda, 1933'te bazı yazarlar, önemli yazarlar, bunlar Türkiye'nin 100. yılı hayal ediyorlar. 100. yılda ne olabilir diye yazılar yazmışlar. Aa, çok güzel, ne demişler? Size bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü Türkiye'nin bu hale geleceğini hiçbiri tahmin etmemiş. Çok daha zayıf bir yerden bırakmışlar. Evet. Evet. Bu çok kıymetli. Keşke çok o yazılardan benim, bir tanesini okusaydık. O yazılardan birini aslında bir yazayım diyorum. Siz bence yazın köşede. Onu hocam. Yarın biz okuyalım, merak ettim ben. Yani şeyler, başka bir Türkiye hayal ediyorum. Çok güzel bir evet. O yazı olur. Evet. Çok güzel bir yazı olur. Bence yani bu da hepimizin... Ya Nadir Nadi bile... Nadir Nadi bile şeyden yani... biliyorsunuz bunlar
bir söz vardır, gazi helvası diye ekleyler derler. Fali Rıfkı, Nadir Nadi bile yani 100 sene sonrasını çok daha gerideki bir Türkiye'yi hayal ediyorlar. Bugünkü Türkiye'yi görmüyorlar. Çok güzel. Bu bizi onurlandıran bir şey. 100 sene sonrasında hayal edemeyeceğimiz yerlere gitsin. Gitsin ki umut bekleyenlere de elimizi uzatabileceğimiz güçte, kudrette olalım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de takip ettiğiniz için. Murat Bardakçı'yla çok keyifli bir sohbet yaptık. O yazıyı yazarsa da meraklı okuyacağız. Yazarım, yani yazarım. 100 sene önce bugünü hayal edenler ne demişler Cumhuriyet'in 10. yılında, 90 sene sonra nereye gelir diye ne düşünmüşler, biz neler başarmışız, evlatlarımız neler başaracaklar. Hani kızıyoruz, ediyoruz, okumuyoruz, etmiyoruz falan, tembellik var diyoruz ama yapmışız yani bir şeyler. Elimize yüreğimize sağlık. İyi geceler, nice yüzyıllara, hoşçakalın efendim. Smart Güneş Teknolojileri